Evet, G7 zirvesinden bir fotoğraf karesiyle başlıyoruz. Arkamda G7 zirvesini, liderleri görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen sağ tarafında Joe Biden'ı görüyoruz. Arkalarında hem Sayın Hakan Fidan var, hem ülkelerin dışişleri bakanları var. Müthiş bir ordu var. Burada yine Joe Biden'ın bazı duruşları gündemdeydi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da G7 liderler zirvesinde Papa Francis ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da aralarında bulunduğu liderlerle önemli görüşmelere imza attı. Bir G7 zirvesiyle başlayalım, sonra detaylandıralım. Üç gün sürecek Afrika ve Akdeniz yapay zeka ve enerji konulu G7 yüksek düzeyli oturumuna Cumhurbaşkanı Erdoğan özel davetli olarak katıldı. İtalya Başbakanı Meloni oturuma katılan liderleri kapıda karşıladı. Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri bölgesel ve küresel konuların ele alındığını açıkladı. Erdoğan, El Nahyan'a İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam dünyasının birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu söyledi. Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini belirtti. Oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Ürdün Kralı II. Abdullah, solunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yer aldı. Erdoğan oturum başlamadan önce Biden, Papa Francis, Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le de sohbet etti. Cumhurbaşkanı kapalı oturumda konuştu. Oturumun sonunda da aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafın ardından Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü. Görüşmede Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlar ve onları durdurmak için yapılması gerekenlerle küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İsrail'in son dönemde iyice yalnızlaştığını, zulmün sona erdirilmesi için baskının artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti. Siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili bir haberimiz var. Özel, Tekirdağ'dan Temmuz'da asgari ücrette artış olmaması halinde geçinemiyoruz mitingi düzenleyeceklerini açıkladı. Özel, çiftçiler ile birlikte hububat alım satım fiyatlarını protesto etmek için traktörün direksiyonuna geçti. Miting alanına öyle gitti. Ayın sonuna doğru eğer asgari ücrette bir iyileşme olmazsa o konuda da bir geçinemiyoruz mitingi yapmayı düşünüyoruz Kocaeli'nde. O mitingi Kocaeli'de yapacak ana muhalefet. Tabii asgari ücretle ilgili şöyle bir sorun var. Alan için çok düşük, veren için çok yüksek bir noktaya geldi asgari ücret. Küçük esnaf ve KOBİ'ler asgari ücreti vermekte zorlanıyorlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ'daydı. Düzenleyeceği çiftçi mitingi öncesi Saray ve Çerkezköy belediyelerini ziyaret etti. Mesajlarını CHP'li ekonomi kurmaylarının Hazine ve Maliye Bakanı'nı ziyaret üzerinden verdi. Kamuoyunda zaman zaman efendim işte CHP AK Parti'ye ekonomide yardım mı edecek falan diye konuşmalar var. Dün de onu kesin bir dille yalanladık. Bizim 22 yıllık enkazı kaldırmak için hiç sorumluluğumuz olmayan bir yükün altına girmek gibi bir niyetimiz yok. Ardından kafasına kasketini taktı. Traktörün direksiyonuna geçip Hayrabolu'daki buğday mitingine geçti. 47 yıl sonra mavi gözlü, Selanik doğumlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yaptınız. Buğday üreticisine seslendi meydandan. Buğday alım fiyatının 9 lira 25 kuruş olmasına tepki gösterdi. Madem ki böyle bir taban fiyat açıklandı, hiç değilse kilo başına 4 lira destekleme verilerek bu fiyatın telafi edilmesi, buğdayın gerçekten para kazandırması için çocukları okutması, karınları doyurması,
borçları ödemesi için buğday fiyatının 15 lira olması lazım. 15 lira olması lazım. Çay örneğiyle devam etti. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede şunu söyledim. Geçen hafta Rize'de memleketinizdeydim. Çaya verilen fiyat 17 lira, maliyetin 3 lira altında. Buğdaya verilen fiyat 9 lira 25 kuruş. Ziraat odalarının hesapladığı maliyetin 2,5 lira altında. Yarın fındık gelir, üzüm gelir, diğer ürünler gelir. Bu hesap tutmaz. Çiftçiye bunu yaparsanız bu memleketin beli doğrulmaz dedim. Özel'in traktörle geldiği buğday mitingi sağanak ve dolu nedeniyle yarıda kesildi. Siyasetin gündeminden ekonominin gündemine geçelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürdüğünü açıkladı. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme Haziran'da da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi %31.8'e, 24 ay sonrası beklenti %20.3'e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır dedi. İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi. İstanbul Milletvekili Seyithan İşsiz istifa ettiğini açıkladı. İşsiz istifasını sosyal medya hesabından sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Bu itibarla İYİ Parti ile olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım sözleriyle duyurdu. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti meclise 43 milletvekiliyle girmişti. 8 milletvekilinin istifasıyla birlikte meclisteki sandalye sayısı 35'e düştü. Milletvekilleri Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu ve Aykut Kaya CHP'ye, Nebi Hatipoğlu da AK Parti'ye geçti. Adnan Beker, Bilal Bilici, Ümit Diyarbakır Salim Ensarioğlu ve Yüksel Arslan çalışmalarını bağımsız milletvekilleri olarak sürdürüyor. ...11 Eylül'de başlayan maratonda artık sona gelindi. 2023-2024 eğitim öğretim yılının son ders zili dün çaldı. 20 milyon öğrenci karne aldı ve yaz tatiline girdiler. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Ankara'da çocuklara karnelerini verdi. İstanbul'da da dün karne heyecanı vardı. Yaklaşık 20 milyon öğrencinin 9 ayı aşkın eğitim öğretim yılı tamamlandı. Öğrenciler karnelerini aldı. 3 aylık yaz tatili başladı. Bugün size bir insan bir şakası yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de karne sevincini yaşayan öğrencileri yalnız bırakmadı. Ankara'da Etimesgut Şehit Yasin Kendiricioğlu Ortaokulu'nda yıl sonu etkinliklerine katıldı. Varıp eşine alnını koydum sanki bir yer alsın. Mert çağırdı. Öğrencileri tek tek çağırıp karnelerini verdi, tebrik etti. Saçlar maçlar ne öyle hayırdır? Estağfurullah değil, yakışıklıyım diye. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tekin, Gebze'de bir okul müdürünün kız öğrencileri uygunsuz kıyafet giydikleri gerekçesiyle mezuniyet törenini almadığına dair iddialara yanıt verdi. Bu olay duyulur duyulmaz ilçe milli eğitim müdürümüz 7-8 dakika içerisinde olay yerine intikal ediyor ve problemi çözüp çocuklarımızın mezuniyet törenine katılması sağlanıyor. Yani yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Biz zaten bakanlık olarak bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili gerekli işlemleri, incelemeleri yapacağız. Beni üzen şey, yeterince mevzunun detayı araştırılmadan birileri toplum nezdinde, kamuoyu nezdinde öğretmen arkadaşlarımızı, idareci arkadaşlarımızı linç ediyorlar. Ben bu yıl boyunca sergilenen emeğe, çabaya bunu saygısızlık olarak görüyorum. Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrencilere af gelir mi sorusu da soruldu. Çocuklarımızın özellikle 12. sınıflar açısından söyleyeyim. Üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanabilecekleri alanın
bizim okullarımız ve bizim öğretmenlerimiz olduğuna inanıyoruz. İstanbul'da da karne heyecanı ve coşkusu yaşandı. Heyecanlı mısın karne günü? Evet, çok heyecanlıyım. 4 yıl burada geçirdik. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutluyum. 5. sınıfa geçeceğim için o kadar heyecanlıyım ki. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği okullarda minik öğrenciler şiirler okudu, gösteriler düzenledi. Öğrencilerin bir kısmı karnelerini ve hediyelerini İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı. Türkiye genelinde 20 milyondan fazla öğrenci karnelerini aldı ve yaz tatili resmen başladı. Evet, eğitim öğretim yılının sonuydu ve tüm öğrenciler karne aldılar. Önümüzdeki dönem yine bütün öğrencilerimize başarı dileklerimizi sunacağız ama şimdi güzel bir tatili hak etti öğrencilerimiz. Keyifli, güzel, sağlıklı bir tatil dileyelim tüm karne alan öğrencilerimize ve liderlerin bayram telaşıyla devam edelim. Liderler bayramı nerede karşılayacaklar? Kim kimi arayacak özellikle bu bayramda? Sayın Özgür Özel'in CHP liderinin AK Parti lideri aynı zamanda Cumhurbaşkanı olması dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağını tahmin ediyoruz, biliyoruz. Böyle bir açıklama var ama bunun doğrusunu hemen Ankara'ya bağlanarak Bekir Mert'ten alalım. Öncelikle bir Bekir Mert'e günaydın diyelim. Hafta sonunda tekrar Bekir Mert'le buluşmuş bulunmaktayız. Bekir, şöyle başlayalım arzu edersen. Şimdi geçtiğimiz hafta çok önemli bir G7 zirvesi faaliyeti vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Hem önemli liderlerle bir araya geldi, Papa Francis'le, Biden'la bir araya geldi. Nasıl bir G7 zirvesi idi bu? İspanya ve ardından İtalya. Ve bu bayramı liderler nerede geçirecekler? Kim kimi arayacak? Kim yüz yüze görüşecek? Kim telefonlaşacak? Kim tatile gidiyor? Kim memleketine dönüyor? Hepsini senden öğrenelim. Günaydın Oylum Talu. Hemen aktarmaya başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan özel davetli olarak G7 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Bu noktada özellikle İsrail'in Gazze'deki katliamı, bir yandan Ukrayna-Rusya savaşı detaylı bir şekilde bu zirvede yer aldı. Cumhurbaşkanı İspanya'daki resmi temaslarını tamamladı. Akşam saatlerinde de İstanbul'a iniş yaptığını ifade edelim. Gazze meselesi aslında ayrıntılı bir şekilde ele alındı ki aylar süren İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ediyor ve bu katliamın durdurulması için Türkiye'nin uzun süredir o diplomasi çabası da yoğun bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da G7 Liderler Zirvesi'nde hem Biden hem de diğer liderlerle yaptığı görüşmede bu Gazze'de devam eden katliamın bir an önce sonlandırılması çağrısında bulundu. Dünya ülkelerine, diğer ülkelere, Avrupa ülkelerine bu noktada adım atılması gerektiğinin altını çizdi ki oldukça önemli bir görüşme ve zirveydi. Türkiye aslında bu noktada hem Uluslararası Adalet Divanı'nda müdahil olmuş durumda. Bu noktada süreci de yakından takip ediyor. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yurt dışında yaptığı temaslarda özellikle Gazze'deki bu soykırımın bir an önce sonlandırılması noktasında çağrılar devam ediyor. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a dün iniş yaptı. Bayramı nerede karşılayacak? Tabii Ankara dışında olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara dışında ailesiyle birlikte Kurban Bayramı'nı geçirmesini bekliyoruz. Diğer liderlere bakacak olursak CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketinde Manisa'da olacak. Ailesiyle Kurban Bayramı'nı Manisa'da geçirmesi bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de geçtiğimiz bayram olduğu gibi bu bayramda Ankara'da bayram namazının hemen ardından da MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Burada bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Tabii bu noktada diğer siyasi parti liderlerinden de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da bayramda Ankara'da ailesiyle birlikte olması bekleniyor. Diğer liderlere bakacak olursak Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Eskişehir'de olacak. Eskişehir'de ailesiyle bayramı geçirecek. Destici Günyüzü ilçesinde Gecek Mahallesi'nde hem bayram namazını eda edecek hem de ardından da orada vatandaşlarla bir araya gelecek, bayramlaşacak. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Afyonkarahisar'da olacak Kurban Bayramı'nda.
Diğer liderlerden yine Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Ankara'da olacak ki bir süredir rahatsızlığı da biliniyor. Ankara'da bayramı geçirecek Karamollaoğlu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da onun da İstanbul'da olması bekleniyor. Yine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da İstanbul'da bayramı geçirmesini bekliyoruz. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İzmir'de olacak Kurban Bayramı'nda. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Yalova'da yine Elmalık Köyü'nde memleketinde bayramı geçirmesi bekleniyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de bayramda Ankara'da ailesiyle birlikte olması bekleniyor. Dediğimiz gibi birçok lider aslında İstanbul'da ya da Ankara'da olacaklar. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da İstanbul'da olması bekleniyor ki geçtiğimiz bayramda İstanbul'da Fatih Camii'nde bayram namazını kılmıştı. Orada da önemli açıklamalar yapmıştı. Yine bu bayramda da önemli mesajlar bekliyor olacağız. Bir kez daha altını çizmemize fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da tabii bayramı Ankara'da geçirmesi, Ankara dışında geçirmesi bekleniyor. Bu noktada aslında net bir programın henüz netleşmediğini altını çizeyim ki G7 Liderler Zirvesi'nden geldi. Akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Program netleştiğinde de kuşkusuz aktarıyor olacağız. Bayramda aslında liderlerin programı hem İstanbul'da hem de Ankara'da bu şekilde geçecek diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a size bırakalım Oylu. Evet Bekir Mert, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Liderler bu bayramı dinlenerek geçirecekler ama tabii siyasetin gündemi bayram seyran dinlemiyor. Siyasetin gündemi her zaman yoğun. Çünkü siyaset sadece iç siyasete bağlı gelişmiyor. Dış dünyada yaşananlar da hem Türkiye'yi hem dünyayı artık çeşitli şekillerde yakinen ilgilendiriyor. Onun için her an her şey olabiliyor bu dünyada, bu konjonktürde. Şimdi bakalım dünyada olanlar, yaşananlar gazetelerin başlıklarına nasıl yansımış. Evet, tarihimizi tekrar hatırlatalım. Bugün 15 Haziran 2024 Cumartesi günü Arefe günümüz. Yarın bayramımızı idrak etmeye başlayacağız. Arefe günü itibariyle Sabah gazetesi renkli bir iç sayfa, ilk sayfa hazırlamış. Tabii bu arada dün müthiş bir Euro 2024 açılışı yaşandı. Ondan hiç bahsetmedik ama Almanlar, panzerler 2024 Euro 2024'de müthiş bir başlangıç yaptı Alman panzerleri ve açılış maçında İskoçya'yı 5-1 mağlup ettiler. İlk yarı da çok heyecanlıydı, ikinci yarı da çok heyecanlıydı ve görkemli bir törenle Münih'te Euro 2024 açılışını gerçekleştirdi ve panzerler de tabii kendilerini göstermiş oldular. Bugün Euro 2024'te Macaristan, İsviçre karşı karşıya gelecekler. İspanya, Hırvatistan karşı karşıya gelecekler. İtalya ve Arnavutluk karşı karşıya gelecekler. Türkiye'nin bildiğim kadarıyla, arkadaşlarım daha iyi biliyorlardır ama ilk maçı Salı günü bildiğim kadarıyla, değil mi? Evet, arkadaşlarım da onayladılar. İlk maçımız Salı günü. Millilerimize şimdiden destekler, bütün şans onlarla birlikte olsun. Ve Gürcistan'la galiba grubumuzda Ermenistan var, Gürcistan var. Başka kimler vardı arkadaşlar, biliyor musunuz? Portekiz, Çekya, Gürcistan. Burada bence Portekiz zorlayabilir bizi. Ama diğer takımların karşısında tabii top yuvarlak, ne olur ne biter bilmez ama Portekiz karşısında belki milli takımımız hani ekstra efor sarf etmek zorunda kalabilirler. Ama sanki gruptan çıkarız gibi geliyor, umuyoruz ki. Şimdi bu takım savaşacak, meydan okuyacak. Takımlar ard arda transferlerini yapıyorlar. Beşiktaş'a imza atan Van Bronckhorst taraftara sahada meydan okuyacak ve gurur duyacak bir oyun sözü vermiş. Ve neşeli günler başlıyor, günaydın bayram boyunca dop dolu demiş. Ve manşette yeni yuvada bayram sevinci. Hatay'da 9 ay gibi kısa sürede köy evlerine kavuşan aileler Kurban Bayramı coşkusunu yaşıyor. Bu kadar güzel bir ev beklemiyorduk. Her şey düşünülmüş diyor. Yeni yuvada bayram sevinci diyerek güzel bir manşetle bugüne merhaba demiş Sabah gazetesi ve G7 zirvesinden bir haber. Biden tabii önemli bir lider.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Papa Francis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi. Macron şu anda çok zor günler geçiriyor. Macron meclisi feshetmesinden dolayı. Macron'la sıcak, samimi bir görüşme gerçekleşti. Özel davetli statüsüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ndeydi. Dünya liderleriyle aynı karede yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünya liderlerine tabii Cumhurbaşkanı'nın anlattığı ana konu Gazze'deki zulümdü. Dünya liderlerinin bu konuda sessiz kalmamasını çağırdı deyim yerindeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan. İkili görüşmeler de gerçekleştirdi. Önemli ikili görüşmeler vardı. İtalya'da diplomasi dersi demiş Sabah gazetesi ve G7 zirvesinde küresel siyasetin nabzı Gazze'de attı diyor. Aslında başlık yapay zeka. Bu sefer G7 liderler zirvesinde ama dünyada böyle bir acı varken, böyle bir katliam varken yapay zeka dönüp dolaşıp konu ister istemez tabii ki Gazze'ye geliyor tahmin edeceğiniz gibi. Gazze bayrama kıtlıkla giriyor demiş. Yarın İslam dünyası için buruk bir bayram. Gazze'de 200 bin çocuk ölümle karşı karşıya ve son bir haber. Hacıların Kabe hüzünlü vedası demiş Sabah gazetesi. Hacı adayları Arafat vakfesi öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın duasının ardından Arafat'tan Müzdelife'ye geçecek olan hacı adayları şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine gidecek diyor. Evet, Sabah gazetesini böylece noktalamış olalım ve sıradaki gazetemize geçelim. Sıradaki gazetemiz de Hürriyet gazetesi. 4 efsane ve 4 röportaj. Bu arada 4 efsane demişken geçtiğimiz hafta içerisinde maalesef Yeşilçam'ın efsane jönlerinden Murat Soydan hayatını kaybetti. Murat Soydan'a bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Murat Soydan Yeşilçam'ın hem efsane jönlerindendi hem de beyefendiliğiyle, hayata karşı duruşuyla örnek alınan isimlerinden biriydi. Fakat şu jönlere baktığımda bakın Edis Hun, Ahmet Mekin, İzzet Günay, Göksel Arsoy, her biri birbirinden zarif, her biri birbirinden ekol, her biri birbirinden kaliteli jönlerle karşı karşıyayız ve Hürriyet gazetesi bu jönlerle röportaj gerçekleştirmiş. Birinci gün Edis Hun, ikinci gün Ahmet Mekin, üçüncü gün İzzet Günay, dördüncü gün Göksel Arsoy'la röportaj yapmış Hürriyet gazetesi. Bu isimler evlerinin kapılarını açmışlar gazeteye ve özel sıcacık bir röportaj gerçekleştirmişler. 6 ay izledi, imzayı attı diyor. Giovanni von Brockhorst için imza töreni düzenlendi diyor. Beşiktaş için transferiyle ilgili bir spor haberi ve Hürriyet gazetesinin manşeti G7'den gelmiş. G7'de yoğun trafik diyor Hürriyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetlisi olarak G7 zirvesine katıldı. Erdoğan G7 oturumunda ABD Başkanı Biden ile yan yana oturdu demiş. Şimdi bazı görüntüler var. İşte algı o kadar aslında insanın bakış açısını da belirliyor ki bilmiyorum o görüntüler var mı? Tahminen yok ama yakında hazırlanacaktır. Çünkü Joe Biden'ın böyle enteresan tavırları ne zaman oluşsa dünya gündemine taşıyor. Şu anda CNN, Fox, CNN International, Fox, Sky News, BBC bunların hepsi aslında bu görüntüleri girmiş durumda. Fakat farklı farklı giriyorlar. Şimdi şöyle liderler fotoğraf çekeceklerken hepsi bir bölgede toplanmışlar. Böyle ellerini çok robotik hareket ettiriyor bu arada Joe Biden. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Tahminen aldığı ilaçlardan dolayı diye düşünüyorum. Çünkü yaş dolayısıyla ciddi bir ilaç takviyesi alıyordur. Bu kalp ilacı olabilir, işte tansiyon ilacı olabilir, bir sürü şey olabilir. Net bir şey yok tabii elimizde ama tahminimiz o yönde. Yaşı. Liderler bir yerde toplanmış durumdalar. Joe Biden arkasını dönüyor ve böyle eliyle robotik bazı hareketler yapıyor. Allah tabii
muhalefet, Joe Biden'a muhalefet eden bir takım Amerikan medyası, Joe Biden yine enteresan hareketlerle karşımızdaydı. Joe Biden ne yapmaya çalışıyor tarzında başlıklarla bunlar servis edildi. Fakat Joe Biden'a destek olan medyada aslında işin gerçeği diye bir zoom out yapmış şekilde bu görüntüleri verdi, servis etti ki aslında yukarıdan bir paraşütlü grup iniyor ve bir tanesi aşağı inerken Biden ona dönüyor ve onu karşılıyor aslında ve bu şekilde de liderleri arkasında bırakmış oluyor. Tabii biraz da robotik hareket ettiği için böyle hani tam böyle enteresan sert hareketler yaparken o kısmı kesince Joe Biden ne yapıyor? Yine acayip acayip hareketler yapıyor. Bu mu yönetiyor Amerika'yı diyorsunuz? Ama bir geniş kareden baktığınızda aslında adamcağız orada aşağı doğru inen paraşütlü elemanları karşılıyor ve onlarla konuşuyor. Ama işte algı yaratmak, algıyı kontrol etmek, algıyı yönetmek çok önemli. Gördüğümüz her şeye, işittiğimiz her şeye inanmamak, sorgulamak, acaba bunun altyapısında ne var, bununla ne ifade edilmeye çalışılıyor demek de bu dönemde özellikle sosyal medyanın çok dezenformatif bilgiler yaydığı bu dönemde çok ama çok önemli diye devam ediyoruz. Şimdi G7'de yoğun trafik, G7 İtalya. Meloni çok sıcakkanlı, çok iyi toparlayıcı bir lider. Bu arada Macron'la araları epey bir gerildi G7'de ve Meloni ile bir G7 liderler zirvesi daha tamamlanmış oldu. Şimdi 106 gün kaçabildiler Eylem Tok ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlu. Önce Mısır'a kaçmışlardı. Mısır'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 106 gün sonra yakalandılar. Haklarında kırmızı bülten çıkarılmıştı ve zaman zaman böyle medyaya işte taksiye binerken gülümseyen fotoğrafları, New York sokaklarında yürürken anne oğul fotoğrafları yansıyordu. Tabii ki başta evlatlarını kaybeden aile ama Türkiye'nin vicdanı da bu konuda sızlıyordu. Gelsin, yargılansın, Türk adaletine kendisini teslim etsin, güvensin. İşte Eylem Tok'un da bazı mesajları vardı. Bir anne olarak beni anlıyorsunuzdur diye. Bir anne olarak anlayamıyorum çünkü orada acı çeken bir anne var. Herkes seçiminin ve yaptığının sorumlusudur. Ne olursa olsun bir anne bir cezayı örtbas etmemelidir, etmez. Tabii ki acı çeker, üzülür, keşke böyle bir şey olmasaydı der ama adaletin karşısına geçmez. Hele böyle bir kaçak durumu evladı için, evladının geleceği için o kadar yanlış bir karardı ki bir anne olarak söylüyorum. Çünkü bir anne olarak seslenmişti. Firari Eylem Tok ile oğlu yakalandı. Bu görüntü Türkiye'yi kızdırdı demiştim. Hürriyet gazetesi işte o görüntüyü aktarmış. Evet, kızı artık babasıyla kalacak, velayete sonra bakılacak diyor. Mahkeme manken Deniz Akkaya'nın büyük kavga yaşadığı kızı Ayşe'nin baba Efe Önbilgin'e teslim edilmesine karar verdi. Karara göre Ayşe babasıyla kalmak ve eğitimini onun yanında sürdürmek istedi. Genç kızın geçici velayetinin babaya verilmesi talebi ise daha sonra değerlendirilecek diyor. Hemen altta ise Nagihan Alçı ile ilgili bir haber var. Gazeteci Nagihan Alçı dün ard arda bazı X'ten mesajlar paylaştı bu platformdan. Ve artık susmayacağım, yeter, yetmeli tarzında hiçbir kadının karşılaşmasını istemeyeceğimiz bazı açıklamalar yaptı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2023'te boşandığı eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine yıllarca fiziksel şiddet uyguladığını açıkladı. Alçı bazen korunmak için kapıya polis çağırdığını ancak yıllarca boşanmaya cesaret edemediğini anlattı. Peki boşandıktan sonra Nagihan Alçı neden böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı? Diyor ki Nagihan Alçı, bazen boşansanız da o şiddetin önüne geçemiyorsunuz. Özellikle kamuoyunda olan, kamuoyunun önünde kimi zaman tepki çeken, kimi zaman
halkın sevgisine mazhar olan insanlar tehdit edilebiliyorlar. Boşansalar da boşanamıyorlar. Onun için artık Nagihan Alçı içimdekini dışarı vurmanın zamanı geldi diyerek böyle bir açıklama yapmış. Evet, bu gazeteyi de noktaladıktan sonra Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Evet, Milliyet gazetesinde ABD'de kız kıvrak diyor. Tok ve oğlu yakalandı. Sıla'yla çok akustik ve görkemli açılış, beş birlik panzerlerin liderliği, daha doğrusu açılışta müthiş bir performans sergilemeleri. 9. sınıfa umut geldi. Okullarda dün karne sevinci vardı. Ancak bazı okullarda 9. sınıfların yarıya yakını buna ortak olmayıp sınıfta kaldı. Telafi mesajı veren Bakan Tekin öğrencilere umut oldu diyor Gazze Çayarısı G7'den. İstanbul'un denizleri temiz demiş yine Milliyet gazetesi. İstanbul'un en temiz plajları analizlere göre Silivri, Adalar, Şile ve Arnavutköy'de. Büyükada Tabiat Parkı plajı ve Aya Nikola Halk plajı Prenses Koyunu'nda su kalitesi mükemmel olarak ölçüldü. Caddebostan ve Suadiye'de ise su kalitesi sadece iyi olarak derecelendirilmiş. Aman dikkat. Yollarda çifte tatil yolculuğu diyor yine Milliyet gazetesi ve böylece Yeni Şafak gazetesine geçebiliriz. Milliyet'i noktalayıp soykırıma birlik içinde karşı koymalıyız diyor. Alnahyan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını görüyorum. Giorgia Meloni'nin karşıladığı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brezilya Devlet Başkanı Silva ve Hindistan Başbakanı Modi'nin de aralarında bulunduğu liderlerle sohbet etti. Bombalar altında bir bayram daha. Filistinliler Kurban Bayramı'na da bombalar altında evleri yıkılmış, açlığa mahkum ve geleneksel bayram sevincinden yoksun bir şekilde giriyor diyor haberde. Karneleri Gazze'ye uçurdular. Topal ördek zirvesi. İsrail'e gitmeyen ürünler İspanya'ya diyor. Ve %20 ucuzladı diyerek bayrama girerken kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Sıkı pazarlıklar fiyatları %20 aşağı çekti demiş Yeni Şafak gazetesi. Ve Yeni Şafak gazetesinde noktaladıktan sonra şurada Posta gazetesini arıyorum ve buluyorum. Son gazetemizde Posta gazetesi. Eylem Tok ve oğlunun yakalanma haberi Posta gazetesinin de ilk sayfasında. Panzer ezip geçti diyor. Mahkeme Ayşe'yi babasına verdi yine Posta gazetesinin ilk sayfasında. Ve Hande Erçel Milano'yu fethetmiş yine Posta gazetesinden. Dilan Polat hapiste, kardeşleri serbest ve manşette hayat ne güzel şey diyor Posta gazetesi. Eren Aslan bir yıl önce karaciğer yetmezliğiyle dünyaya geldi. 11 aylık olduğunda artık karaciğeri iflas etti. Nakil yapılmazsa ölecekti. Babanın kan grubu uymadı. Anne daha doğumun etkilerini atlatamadığı için uygun bulunmadı. Eren Aslan'ı hayata döndüren kişi ise 19 yaşındaki teyzesi Hayat oldu diyor. Ve Hayat Elbi, hani önce can sonra canan derler ya, benim için can Eren Aslan. Kendi canımdan bile önce geliyor diyor. Ne güzel şey teyzelik, ne güzel şey hayat vermek. Özellikle karaciğer kendini geliştirebilen bir organ olması sıfatıyla hani eğer bir metabolizma uyumu sağlanırsa transfer edilmesi söz konusu olabiliyor. Bu teyze de yeğenine can vermiş. Uçak battı ve soygunu 6 ay planlamışlar. Bu Yalı soygunundan bahsediyor Posta gazetesi. İşte bu kocaman aracı kapıya dayayıp içeriden malzemeleri çıkarmışlar. Memduh Paşa Yalısı mıydı? Evet, Memduh Paşa Yalısı. Asıl failler firarda diyor, zanlılar adliyeye sevk edildi. Evet, yakalandı. En azından bu işin faillerinin bir bölümü. Şimdi
Gazetelerimizi noktaladık. Bir haber daha aktaralım. Sonrasında sevgili Burcu Tümer bizlerle beraber olacak ve her zamanki gibi yapay zekanın ve son teknolojilerin detaylarına vakıf olacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. 24 saat boyunca aralıksız yağmur yağdı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve sel meydana geldi. Nehre dönen sokaklarda sörf yapanlar oldu. Şili'de de sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Can simidini aldı, halatla araca bağladı. Seli eğlenceye çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde sel etkili oldu. 24 saat aralıksız yağmur yağınca caddeler nehre döndü. Araçlar sular altında kaldı. Evleri, otoparkları su bastı. Bazıları ise seli eğlenceye dönüştürdü. Bir kişi can simidine bindi, halatı araca bağladı. Tutunarak sörf yaptı. Yağışın devam edici uyarısı yapıldı. Havaalanlarında 1000'e yakın uçak seferleri iptal edildi. Şili'de sel etkili oldu. Kurtarma ekipleri sokak sokak mahsur kalanları aradı. Yaşlılar sallarla güvenli bölgelere getirildi. En az 2300 evde hasar oluştu. Bir kişi hayatını kaybetti. Yapay zeka danışmanımız, teknoloji editörümüz hafta sonu programının sevgili Burcu Tümer bizlerle beraber ve Burcu'ya yine yapay zekadaki ve teknolojideki gelişmeleri soracağız. Tabii gün geçmiyor, hafta geçmiyor ki yapay zekada, teknolojide bir gelişme, bir farklılık olmasın. Şimdi tabii teknoloji ve yapay zeka deyince ilk akla Elon Musk geliyor. Elon Musk'la ilgili haberle başlayacağız ama bir Burcu'ya hoş geldin diyelim. Hoş geldin sevgili Burcu. Hoş buldum, teşekkür ederim. Yine harika haberlerle bizlerle berabersin. Burcu'nun hazırladığı notlarla sizlere teknolojideki gelişmeleri aktaracağız. Elon Musk. Elon Musk yapay zekaya sert çıktı. Nasıl bir çıkış bu? Neden sert çıkıyor yapay zekaya Elon Musk? Şöyle oldu. Tabii senin söylediğin gibi Elon Musk'la özellikle OpenAI ve Microsoft arasında sular durulmuyor diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta Apple her sene düzenlediği etkinliği yaptı. Yeni teknolojileri, kullanılacak teknolojileri duyurmak üzere. Ve burada da aslında Siri ile ChatGPT arasında bir entegrasyon olacağını ifade etti. Yani kullanıcıların, Siri kullanıcıların dilerlerse istedikleri cevabı alabilmek için ChatGPT'ye ücretsiz olarak entegre onayları dahilinde entegre olabileceklerini belirtti. Bu da tabii ki Elon Musk'ın hoşuna gitmedi diyebiliriz. Çünkü Elon Musk zaten OpenAI'nin kurucularından bir tanesi. Ve 2018'de de kendilerine yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldıktan sonra bir dava açmıştı. Süregelen bir davaları vardı. Bunun gerekçesi olarak da aslında OpenAI şirketinin kamu yararı gözetecek şekilde, açık kaynak kodlu yazılımlar üretecek şekilde bir işleyiş olması gerektiğini ve fakat artık hani daha çok para kazanma gayesini benimsediklerini belirterek bir dava açmıştı. Karşı taraftan OpenAI'da aslında Elon Musk'ın da Tesla'yla kendi bu OpenAI'yi entegre etmek üzere bazı girişimlerde bulunduğuna dair taraflar arasında bir çatışma vardı. Geçtiğimiz hafta Elon Musk bu açtığı davayı gerekçe göstermeden geri çekti. Bu ne demek? İlerleyen zamanlarda tekrar açabileceği anlamına geliyor. Ama burada temel endişe aslında Microsoft ve OpenAI arasında böyle bir işbirliği olmasının güvenlik ihlali yaratacağını sebep olabileceğini ifade etti Elon Musk. Ve bu sebeple de aslında Apple cihazların kullanımını kendi şirketlerinde durduracağını açıkladı. Evet. Enteresan. Elon Musk aslında zaman zaman bir girişimde bulunuyor. Sonra o girişimini geri çekiyor. Twitter'ı alma sürecinde de bir ara vazgeçti. Ondan sonra Twitter'ın sahipleri dava açtılar Elon Musk'a bir şekilde almak zorunda kaldı Twitter'ı ve sonra değiştirdi, işte X platformuna çevirdi vesaire. Bu arada Elon Musk'ın da bir başka bir yapay zeka şirketi var, XAI isimli. Hatta geçen Temmuz ayında yapılan değerleme 24 milyar dolar
değerlemesi olan bir şirketten bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz rakip konumundalar da bu şirketlerle. O yüzden de böyle bir ekstra tansiyon olabilir. Evet. Sonuçta bunlar iş adamı. Evet, dünyanın hayrını, yararını düşünüyorlar. Özellikle mesela Bill Gates, işte Jeff Bezos, bunlar büyük 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 vakıflar kurarak özellikle Afrika odaklı yardım kuruluşlarında faaliyet gösteriyorlar ama ne olursa olsun para kazanmak istiyorlar ve rekabetten hoşlanmıyorlar. Aynı şeyi Elon Musk da yapıyor zaten. Yani hani çok farklı bir şey değil. Orada aslında büyük bir pasta olduğu için ortada. Hani bunun paylaşılmasını çok fazla istemedikleri için olabilir. Çünkü Apple'ın söylediğine göre Siri günde 1,5 milyardan fazla talep alıyormuş. Öyle mi? E tabii bu alınan talepler doğrultusunda zaten hani kişiler sorular sordukça aslında sistemi besledikleri için ne kadar çok soru sorulursa aynı şey ChatGPT için de geçerli. Yani eğer ki ayarlar değiştirilmezse kullanıcı tarafından kişinin sorduğu sorular ya da talep ettiği şeyler, bilgiler sisteme kaydediliyor. O sayede de ne oluyor? Aslında kullanıcı alışkanlıkları, deneyimlerin ne olduğuna ilişkin bazı çıkarımlarda bulunuluyor tabii ki. Tabii bunu kim belirliyor? Algoritmalar belirliyor. Zaman zaman algoritmaları da değiştirerek aslında insanların da ayarlarıyla, kendi ayarlarıyla oynuyorlar, insanların da ayarlarıyla oynuyorlar. Peki madem bu kadar ciddi bir parsa var, bu kadar ciddi bir de yeni yeni AI'dan bahsediyoruz, işte generative AI'dan bahsediyoruz. Şirketler fon bulmak için, kaynak bulmak için arayıştalar. Neden yapay zeka firmaları yeni kaynaklar arıyorlar? Veriyle beslenmesi gerekiyor çünkü zaten buna ilişkin olarak da örneğin Avrupa Birliği'nde yapılan son düzenlemelerle beraber bu yapay zeka uygulamalarının ne şekilde beslenmesi gerektiği de aslında düzenlendi, yani regüle edilmiş durumda. Bu da ne şekilde olacak? Veri pazarları sayesinde olacak. Yani bu veriler oradan buradan ya da sadece kullanıcıların verdikleriyle sınırlı olmasın, bir veri pazar platformu kurulsun. Buna ilişkin karşılıklı tarafların sorumlulukları da düzenlensin ve biz bu işi regüle edelim diyorlar aslında bakarsan. O açıdan da farklı bir iş kolu da doğmuş oluyor. Şimdi yapay zeka ile ilgili enteresan konular söz konusu. Aslında yapay zeka bilerek ya da bilmeyerek hayatımızın her alanında zaten varlığını sürdürüyor. Fakat dünyanın ilk yapay zeka hastanesi kurulmuş. Nerede, nasıl bir faaliyet bu? Çin'de kuruldu. Bu da tabii hani robotlar tarafından bu işte operasyonlar ve işte işleyiş gerçekleşeceği için bu da bir endişe yarattı. Zaten hani bu endişeye dair de literatüre yeni bir kavram girmiş. Post-ludizm deniyor buna. İnsanların işlerinin robotlar tarafından devralınacağını, yani insanların işsiz kalma korkusunu, endişesini ifade eden bir deyimmiş aslında bakarsan. Yani bu istihdam konusunu her zaman konuşuyoruz. Hani robotların, evet, doktorlar tarafından yapılması gereken böyle bir şeyi sadece robotlar yapmalı mı soru işareti var. Ama zaten hani istihdam dediğimizde de buna ilişkin ek çalışmalar da yapılıyor zaten. Yani Dünya İstihdam Örgütü, ILO tarafından farklı çalışmalar yapılıyor. Bizde de mesela 11. Kalkınma Planı kapsamında bu ya da yapay zeka stratejimiz yayınlanmıştı. Her ikisinde de yeni istihdam olanaklarının neler olması gerektiğine dair çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Şimdi bu postludizm kavramı yeni bir kavram. Bu arada bu kavramın yaratıcıları arasında çok kıymetli Sefer Darıcı da var ve Türkiye'den de aslında ortaya çıkmış bir kavram olduğunu söylemekte fayda var. Yapay zeka ile ilgili muhtemelen en büyük korku, hani bu konuyla yakinen ilgilenmeyenlerde, eyvah ileride bizim işimizi elimizden alır mı? Postludizm yani. Alacak mı? Ya şu anda biz 4. endüstriyel dönemin içerisinde olduğumuzu söylüyoruz. Aslına bakarsan bir devrim yaşanıyor. Yani bu süreç, geçiş süreci içerisinde illaki belli bir yaş aralığındaki kişilerin hani farklı mesleklere yönelmesi ya da hani bir duraksama döneminin yaşanması mümkün tabii ki. Ama bunun önüne nasıl geçilecek? Yani bu eğitimlerin yapılması, işte teknoloji okuryazarlığının arttırılması, yeni neslin buna ilişkin olarak yönlendirilmesi, zaten okul müfredatlarına da kodlama ve benzeri derslerin girdiğini biliyoruz. Evet, evet.
Dolayısıyla da hani bir günde olacak bir şey değil. Arada muhakkak bundan zarar görecek bazı bir yaş aralığındaki insanlar olacaktır. Ama baktığında sosyo-kültürel de bir değişim olduğu için insanlar da bundan 50 sene önce yapılan işleri artık yapmak istemiyorlar aslına bakarsan. Hani daha standart, tek düzey işleri yapmaktan kaçınıyorlar. Bu yüzden de aslında hani yapay zeka doğru kullanımıyla insan entegrasyonu her zaman sağlayarak ve fakat hani daha basit seviyedeki ya da otonom olarak yapılabilecek işlerin robotlar ya da yapay zeka vasıtasıyla yapılması neden mümkün olmasın? Yani bir 50 sene sonra bizim çocuklarımızın göreceği bir senaryoda her şey daha oturmuş olacaktır. Yani şu anda hem kamu nezdinde hem STK'lar nezdinde zaten bunların ne gibi bir sorunlara yol açabileceği, ne gibi ek önlemler alınması gerektiğine dair çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla farklı perspektiflerden bakarak aslında bu yeni düzenin nasıl oturması gerektiğine dair el birliğiyle çalışıyoruz şu anda. Evet, ama tabii korkunç senaryolar da var. Hatta bu son G7 zirvesinin de konusu Papa Francis'in açıklamalarını duydunuz mu bilmiyorum ama ona bir sonraki etapta sormak istiyorum. Biraz daha güzel, keyifli taraflarından bahsedelim. Mesela eş bulamayanlara, bir türlü aradığı eşi bulamayanlara yapay zekanın desteği var, öyle değil mi? Doğru, Japonya'da. Japonya'da yeni bir uygulama başlatılmış. Kişileri evlendirmek üzere aslına bakarsan bir çöp çatanlık uygulaması geliştirilmiş. Yani ben bu haberi gördüm de şaşırmadım. Çünkü şöyle hani 2016'dan beri farklı ülkeler yapay zeka stratejilerini oluşturdu ve kendi önceliklerine göre odak noktalarını belirledi diye önceden de konuşmuştuk. İşte savunma sanayine öncelik veren var, enerji sektörüne öncelik veren var. Japonya'da yaşlı nüfusla başa çıkma yöntemini aslına bakarsan önceliklendirmişti. Ve bu uygulamanın yapılmasının sebebi de Japonya'daki nüfusun artık çok yaşlı olduğu, kişilerin aile kurmaktan ve çocuk doğurmaktan imtina ettiği gerekçesiyle aslına bakarsan bunu teşvik etmek üzere biraz daha genç nesil popülasyonunu arttırmak için yapılan bir uygulama. Vallahi kullanılır mı kullanılmaz mı bilinmiyor. Yani Japonlar yaptıysa muhtemelen vardır bir hayrı diye düşünüyorum. Çünkü ben Japon zekasına güvenen biriyim. Fakat Japonya tabii dünyanın en yalnız toplumlarından biri olarak değerlendiriliyor. Evet. Bu yapay zeka uygulamasının yanı sıra mesela arkadaşlık siteleri var. Giriyorsunuz siteye. Hangisi senin arkadaşın olsun? Kira ödeyerek arkadaş tutuyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir durum. O biraz da tabii eğitim sisteminden de kaynaklı. Yani çünkü anaokulundan itibaren çocuklara gösterilen müfredat daha bireysel davranılmak üzere bir sistem oluşturulduğu için aslına bakarsan belki de o yüzden hani insanlar artık hani ne şekilde arkadaş olması gerektiğini ya da ne şekilde sosyalleşmesi gerektiğini daha mesafeli bir toplum tabii ki. Evet. Hani şey olarak gelenek biliyoruz. Görenekleri de öyle. Aynen. Gelenek göreneklerine aynen. Çok bağlı ve daha mesafeli bir toplum. Bunun da biraz daha negatif yansıması olarak artık bunu nasıl toparlayabiliriz, insanları nasıl birbiriyle eşleştirebiliriz şeyleri. Bu Japonya'daki üretim Tinder'dan falan farklı bir üretim mi? Çünkü çöp çatan siteleri Amerika Birleşik Devletleri'nde de epey bir kullanılıyor bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Çok da tehlikeli buluyorum bu tip şeyleri. Evet. Ben bilmiyorum ama Burcu ne dersin? Bence de bazı ülkelerde yasaklandığı da oluyor zaten bu tip çöp çatanlık sitelerini ama bu Japonya'daki girişim aslında bakarsan kişilerin işte hani bekar olduklarını belgelerle ibraz ettiği ve gerçekten evlilik niyetiyle bu uygulamaya dahil olduklarını belirten de ispat üzerine kurulmuş bir sistem gibi duruyor. Dolayısıyla da kişileri biraz daha güven duyacakları belki hani ben gerçekten evlenmek istiyorum beyanıyla başvuracakları bir uygulama gibi. Enteresan şeyler. Bu enteresan şeyler de genelde uzak doğudan çıkıyor. Şimdi bu sabah programa gelirken gazeteleri ve yabancı sitelerin neler paylaştığını haberleri tarıyordum. Güney Kore'nin bir milli sporu varmış. Bu milli sporun ismi de hiçbir şey yapmama sporu. Kim en çok hiçbir şey yapmazsa o daha başarıda ulaşıyormuş. Böyle oturuyorlar mesela çeşitli fotoğraflar var işte şapkalarını giymişler böyle bakıyorlar. Hiç yani kollarını bile kıpırdatmıyorlar milli spor.
çok iyi değil bu mi? Bu belki biraz daha insanları dinlendirmek üzere mi? Ya da hani hiçbir şey yapılmadığında insanlar nasıl bir tandans gösteriyor, nasıl bir eğilime giriyorlar belki de onu tespit etmek için. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da da mesela uyku üzerine bir yarışma düzenlenmişti. Hani ne güzel. Daha çok hatta buna ilişkin şey maaş veriyorlardı kişilere hani. Hah. Öyle bir yarışma formatı geliştirilmişti. Bilmiyorum ben hani tabii ki mesleğim icabıyla da böyle yapılan yarışmalara ya da bu tip girişimlere biraz daha septik yaklaşıyorum diyebilirim. Hani yine ne tespit edilmeye çalışılıyor, hangi alışkanlığı ya da bundan sonra ne getirilecek gibi sorgulamalara böyle giriyorum gerçekten. Bazen paranoyaklık seviyesinde. Doğru ama insan ister istemez her şeyi sorguluyor. Bu ne acaba ya? Şimdi niye üretildi? Neden bu böyle bir şey yapmam isteniyor acaba diye. Bunun amacı ne? Evet. diye. Evet. Düşünsenize uyuyorsunuz ve size uykunuz için para veriyorlar. Oh harika. Bu arada az önce dedim ya hani Papa Francis'in yapay zeka ile ilgili G7 zirvesinde söyledikleri aslında çok yani bir Terminator senaryosu üzerinden otonom yapay zeka katillerinin önüne geçilmesinin gerekliliği üzerine bir söylem gerçekleştirdi Papa Francis. Ben de bu haberi okuduğumda da seninle hani sohbet ettiğimizde de şeyi düşündüm. Aslına bakarsan din adamlarının bilime karşı gelmesi yüzyıllardır çok alışık olduğumuz bir konu. Yani bu bilimin sonuçları aslında insanlığa zarar verir mi? Bunu ne şekilde yönetilmesi gerekiyor? Soru işaretlerinin olmasını da olağan karşılıyorum. Çünkü insan bilmediğinden korktuğu için. Ve geçenlerde okuduğum bir kitapta da şey yazıyordu. Bu tip evrimlerde hani bir anda olmadığı için ve aslında hiçbir evrim bir öncekinin de tamamen yerine geçmediği için burada uzmanların görevi bir uzlaşı sağlamak ve kişileri ve kurumları doğru yönlendirmek aslına bakarsan. Önceki yayınlarda örneğin insansız hava araçlarını, insansız sualtı araçlarından bahsetmiştik. Yani bunların faydalı bir şekilde kullanılması, doğru entegrasyonların yapılması ve kimi zaman aslında bakarsan insan müdahaliyetini tamamen çıkarmadan hani insanlık için daha faydalı olacak bir şekilde kullanılması önemli tabii ki. Ama hani Papa Francis'in bu beyanını da şaşırmadım. Hani dediğim gibi hani çünkü çok yüzyıllardır böyle bir din ve bilim arasında bir karmaşa yaşanıyor. Özellikle Katolik Kilisesi Galileo Galilei'ye hayır sen dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etmiş olabilirsin ama alacaksın kardeşim bunu yoksa gidiyor kellen demiş ve bunu ya kusura bakmayın tamam ben yanlış söyledim geri alıyorum. Vazgeçtim. Hayır yuvarlak değil dünya dedirtmiş. Ama sonuçta hani gidişat nereye gidecekse oraya gidecek zaten. Burada önemli olan bilinçli olmak, farkında olmak. Yani hem kamu nezdinde hem özel sektör nezdinde doğru yatırımların yapılması. Burada etik değerleri yapay zekadan bahsettiğimiz durumlarda doğru bir şekilde sistemin içine işleyişinin sağlanması. Yoksa bu artık kaçınılmaz bir son. Yani ne kadar hızlı gider, ne kadar fazla gelişir onu hep beraber göreceğiz tabii ki. Ama hani korkmak yerine bilinçli olup farkında olup işin sonuçları nereye varabileceğin konusunda hani hep beraber aynı masanın etrafında çalışmalar yapılması da sistem işleyişinin doğru bir şekilde kurgulanması açısından çok önemli tabii. Belki Birleşmiş Milletler gibi dünyada belki daha aktif rol oynayabilecek bir kurulun, yapay zeka kurulunun oluşturulması. Çünkü aslında etik değerler dedin bu o kadar önemli bir konu ki etik değerler Amerika'ya göre farklı, Türkiye'ye göre farklı, Japonya'ya göre farklı, Çin'e göre farklı. Kime göre etik değer? Şimdi bunun bir ortak konsensüsle ortaya çıkarılması belki bir yapay zeka üst kurulu kurulabilir. Aslına bakarsan hem OECD nezdinde hem de Uluslararası İstihdam Örgütü ILO nezdinde buna ilişkin çalışmalar yapılıyor zaten. Yani yapay zeka mevzuatı kurulmaya başlandığından beri farklı raporlar yayınlanıyor. Hani kişiler ne şekilde buna entegre edilebilir ya da nasıl bir çatı şey sağlanabilir diye. Ama söylediğinde de haklısın çünkü kültürler coğrafyaya göre çok değiştiği için kişilerin beklentileri de değişiyor. Biz o yüzden mesela genel olarak teknolojilerden bahsettiğimizde doğru teknolojinin fayda sağlaması için doğru zamanda ve doğru coğrafyada kullanılması gerektiğini her zaman savunuyoruz. Aksi takdirde hani şirketler başarısız olabiliyor çünkü kültürler farklılaştığı için
şey değişebiliyor. Evet, değişebiliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Burcu ediyorum. Burcu bizlerle beraberdi. Korkmaktansa ortak bir hareketle ileride ne olabileceğini düşünüp ona göre rol almak ve ona göre organize olmak önemli dedi sevgili Burcu Tümer. Zira bundan kaçınmak mümkün değil. Kaçınılmaz son bu ise biz de sevgili Burcu Tümer'le zaten iki haftada bir arada olmamızın sebebi kaçınılmaz sona hem hazırlıklı olmak hem de ülkemiz açısından bilinçli olabilmek. Onun için iki haftada bir sevgili Burcu geliyor. Bir yapay zeka avukatı ve yapay zeka editörü olarak bize bilgi veriyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Burcu Tümer'e. Ben teşekkür ederim tekrar. İyi bayramlar. Evet, iyi bayramlar diliyorum herkese, ailesiyle, sevdikleriyle beraber. Evet, sevgili program partnerimiz Burcu Tümer'le ilk saatimizi noktalıyoruz. Yeni saatimizde tekrar birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz. İkinci saatimize başlıyoruz. Ekol TV ekranlarında hafta sonundasınız. İkinci saatimizde biraz sürüş tekniklerinden, güvenli sürüşten ve özellikle Türkiye'de en hassas ve en ciddi kazaların, sonu ölümle biten kazaların olduğu noktalarda dikkat başlığıyla sizlerle paylaşacağımız püf noktalarımız var. Şimdi öncelikle Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasıyla başlayalım. İstanbul'da oğlu ölümlü kazaya karıştıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı, hatırlayacaksınız. Eylem Tok ve oğlu yakalandılar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından duyurdu bunu. Detayları izliyoruz. Evet, Eylem Tok'un oğlu Timur, Cihan Timur 1 Mart tarihinde İstanbul Eyüp Sultan'da kaza yapmış. Oğuz Murat Açı'nın ölümüne sebep olmuştu. Kazanın ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı. İki ülke arasında iade süreci başladı. Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Bakan Tunç. ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihan Timur ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz dedi. Timur Cihan Timur ile annesi Eylem Tok Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Evet, Eylem Tok ve oğlunun ABD'de yakalanması, kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acun'un ailesi sıcağı sıcağına Ekol TV'ye konuştu. Evladımız geri gelmeyecek ama bayram öncesi yüreğimize biraz da olsun su serpildi dedi aile. İlk ben çok böyle telefonla uğraşan birisi değilim. İlk siz aradınız beni. Arkasından bakanımız aradı, hı hı. Kürşat Bey. Ya sevindik. Bu sevinç farklı bir sevinç. Yani anlatamam, farklı bir duygu. Yorulurlar, pes ederler gibi düşündüler herhalde. Ama 3,5 ay sürdü kaçmaları. 3,5 ay geçti. Acıları bir an olsun dinmedi. Onlar evlatsız, torunları babasız kaldı. Ancak yüreklerine biraz da olsa su serpen haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. Firari Eylem Tok ve oğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalandı. Yüreğimize bir su serpildi. Sanki sırtımızdan bir yük kalkmış gibi bir hisle hareket ettik. 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'yı trafik kazasında öldüren 17 yaşındaki Timur Cihan Timur annesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı. Hem acı yükle taşıdım. O yükü bıraktım. Sırtımdan aldım. Ama acım yine acı. Yani sevinçle veya bana bayram mı veya bir şey müjdeleyecek dedim. Yani içimde bir böyle bir sevinç doğdu. Zaten o bakanım aradığı zaman dünyalar benim oldu. Firari Eylem Tok ve oğlu New York sokaklarında gezerken acı ailesi ise aylarca gözyaşı döktü. Bugün biraz hafifledi. Yüküm hafifledi. İnşallah gelir. Onunla da
O da benim yüzüme bakacak. Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur Amerika Birleşik Devletleri'nde iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır açıklaması geldi. Bakan Tunç süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı. Bu Amerika'da yargılama olur, Türkiye'de yargılama olur, iade ederler etmezler hiç önemli değil. Bir ikinci aşamaya geçtik. Mücadeleme devam edeceğim. Ha sizlerin sayesinde yoluma devam edeceğim. Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ailesi ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yavrumun, kuzumun, gelinimin tüm fotoğrafları buradaydı, sökmüşler hepsini. Anne Pervin Acı oğlunun odasını gösterdi. Eylem Tok'a çağrıda bulundu. Baba Cihan Timur, Eylem Tok. Şimdi onlar düşünsün. Ben acımı yine bende kalacak ama şimdi onlar da düşünsün. Evlat acısı bir gün bir orada kalsın bakayım. Onlardan ayrı kalsın bakayım. Ben 115 gündür benim evladım ayrı. Cumhurbaşkanıma, Adalet Bakanıma, kardeşim, sayın milletvekilim Kürşat Bey'e teşekkür ediyorum. Baba Özer Acı ise Eylem Tok ve oğlunun yakalandığı haberini Ekol TV'den öğrendi. Sizlerin sayesinde yoluma devam edeceğim. Acısı olan bilen binlerce insan var. Bu insanlarla yoluma devam edeceğim. Baba Cihan Dümur'a şunu diyebilirim. Ülkeye geldikleri gün, ertesi günü kapım açık. Buyursunlar taziyeye mi gelecekler, neye gelecekler, gelebilirler. Adalet eninde sonunda tecelli edecek ve benim lehime tecelli edecek. Gözler şimdi Eylem Tok ve oğlunun iade sürecinde. Her şey onlar sebep oldu aslında. Eşim rahat uyuyabilsin diye. Yine bayram önümüz. Yine yalnızız. Dışarıda rahat rahat gezemeyecekleri için sadece mutsuzuz. İşte bu oğlan hiçbir şey geri getirmeyecek kendisine ama en azından biz bu kadar üzüntünün içinde boğulurken bu kadar rahat gezmeleri çok dokunuyordu bize. Evet, Deniz Akkaya kızıyla ilgili bazı açıklamalar yapmıştı. Sonrasında kızı devlet korumasına alınmıştı hatırlayacaksınız. Çocuk annesiyle kalmak istemediğini söyledi. Babası Efe Önbilgin'e teslim edilmesine karar verildi. Ben bu hikayenin tek mağduruyum. Ve bundan sonra da herkes kızım bile olsa ayarını çekecek. Annemle kalmak istemiyorum dedi. Deniz Akkaya'nın kızı babasına teslim edilecek. Artık büyüdü. Babasıyla görüşsün diye suratına bile bakmayacağım o adamla. Ben bile ilişki kurmaya çalıştım. Akkaya 28 Mayıs akşamı kızıyla tartışmış, kavga büyümüş ve iddiaya göre küçük kız annesini balkona kilitlemişti. Ve bu telefon için can hıraç bir şekilde sol bacağıma yapıştı. Yaşananların ardından çocuk devlet korumasına alındı. Ben gönderdim çocuk esirgemeye. Burnu sürtsün diye. Baba Efe Önbilgin velayet davası açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı rapor hazırladı. Kurumda kalmasının mağduriyet oluşturacağı kanısına varıldı. Çocuğun babasına teslim edilmesine karar verildi. Ben çuvaldızı kendime batırıyorum. Ben çok büyük hatalar yaptım. Babanın eksikliğini kapatmak için bir Süpermen gibi davranmaya, ben Süpermen değilim. Raporda çocuğun annesinin yanında kalmak istemediği, babasında kalmak istediği belirtildi. Çocuğunun nafakasını ödemedi, sonra fakirleştin dedi Londra'da. Velayet konusunda mahkeme tüm deliller toplandıktan sonra kararını verecek. Ben bu hikayenin tek mağduruyum ve bundan sonra da herkes kızım bile olsa ayarını çekecek. Kararın ardından Deniz Akkaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakanlığa başvurduğunu, çocuğun bayramda orada kalmasını istemediğini, kızıyla yaptığı konuşma sonrası kendisinin bu izni verdiğini belirtti. Evet, bu durum son dönemlerin en çok konuşulan konusu. Şimdi burada bir aile dramı var. Burada ne yaşandığı, karşılıklı neler konuşulduğu, babanın ne yaptığı, annenin ne yaptığı hiç kimse tarafından bilinmediği için konu özelinde yorum yapmak asla ve asla doğru değil. O aileyi ilgilendiren, kendi içlerinde çözecekleri umuyorum ki bir konu. Ama bunun haricinde genel olarak
defalarca psikologlarla, psikiyatrlarla çocukların psikolojisi hakkında yayın yaptık. Şimdi bir anne baba bir evlat dünyaya geliyor ve özellikle yarın da babalar günü, bir evladın iki parçası. Anne ne kadar nefret ederse babadan, baba anneden ne kadar nefret ederse, ortada çocuğun bu konuyla hiçbir alakası olmadığını ve baba nafaka ödememiş, parasını vermemiş, okul masraflarını karşılamamış, 3 kuruş vermiş, 5 kuruş vermiş. Bu anneyi ve çocuğun gelişimini maddi olarak ilgilendiren bir şey. Ama manevi olarak düşündüğünüzde o baba, o evladın babası ve para verse de vermese de, sevse de sevmese de, terk etmiş olsa da olmasa da ömür boyu babası olarak kalacak. Onun için ben profesyonellerden duyduğum ve kendi hissiyatım kadarıyla evlatlara kesinlikle ve kesinlikle babaları hakkında gitmiş olsa bile, velev ki terk etti gitti evi, velev ki bir daha çocuğunu aramadı bile, o çocuğun ruhunu zedelemenin, senin çocuğun, senin baban şöyle böyle seni de bıraktı gitti, sana da bir kuruş para vermedi, sana küçüklüğünden beri ben bakıyorum vesaire dememenin doğru olduğunu düşünüyorum. Kolay mı? Asla değil. Çünkü insan çoğu zaman egosuna, hırslarına, kızgınlığına yenik düşüyor. Ama bence ne olursa olsun, o baba dünyanın en kötü babası da olsa, o anne dünyanın en kötü annesi de olsa, terk edip gitmiş olsa bile, ben olsam sebepleri vardır. Ki sebebini bilsem de sebepleri vardır. O senin her zaman baban ve eminim ki uzakta da olsa seni dünyalar kadar seviyor. Çünkü bir baba ya da anne çocuğunu sevmeden yaşayamaz diye, hiç olmazsa o zaten kırgın olan yüreği, acı duyan yüreği birazcık su serpmekte fayda görürüm. Tekrar ediyorum, bu olay özelinde asla konuşmuyorum. Sadece annelerin, babaların bunu çok yaptığını gördüğüm için ve bunu çok sorduğum, sorguladığım için söylüyorum. Çünkü çocukların gönülleri yaralanıyor. Bir tarafta en sevdikleri anneleri, bir tarafta en sevdikleri babaları ve en sevdikleri sürekli birbirleri hakkında atıp tutuyorlar ve çocuk üzerinden atıp tutuyorlar. Sevilmemesi üzerinden, değer görmemesi üzerinden, para verilmemesi üzerinden atıp tutuluyor. Daha geçen hafta Kezban Hatemi ile konuştuk, hatırlıyorsunuz. O da aslında bunun altını çizer nitelikte bazı sözler söyledi. Tekrar ediyorum, kolay değil. Çünkü anne sırtına yük alıyor ve baba ortada olmalı. Baba ortada yok. Anne için ne kadar zor. Ama yine de asla çocuğa yansıtılmamalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Alta zaman zaman arkadaşlarımız yazıyorlar bize ulaşmak için başlığıyla işte bir takım adresler. Oradan siz de bize gönderin. Bu arada Deniz Akkaya'nın kızı babaya teslim edilecek yazıyor ama söylediğimin Deniz Akkaya özelinde olmadığını söylemek isterim. O konuyla ilgili hiçbir bilgim yok. Ne yaşadığı tamamıyla Deniz Akkaya'yı ilgilendirir, o bilir. Belki de bambaşka şeyler yaşandı. Ben genel olarak söylüyorum. Genelde çocukların duyduğunu, çocuklardan, yani etraftan duyduklarımızı, gazetelerden duyduklarımızı söylüyorum. Onun için o konu başka, yani Deniz Akkaya ne yaşadığını kendisi bilir. Hangi anne evladıyla böyle bir problem içinde kalmak ister ki? Kim bilir ne yaşadı? Bir anne, hangi anne ister bunu? Bu konu haricinde söylüyorum. Şimdi Ankara'ya gidelim. Ankara'da yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Alt geçitler göle dönerken mahsur kalan araçları çekiciler kurtardı. Bu her yandı, yağdığında böyle oluyor burası hocam. Bizim çilemiz işte burası. Aniden bastırdı caddeler, sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla dolan yollarda güçlükle ilerledi. Ankara'da öğle saatlerinde önce dolu ardından sağanak etkili oldu. Alt geçitler suyla doldu. Bazı araçlar mahsur kaldı. Bir servis aracı çekiciyle sudan çıkarıldı. Gazi Üniversitesi ve Beşevler Kavşağı'nda su baskınları yaşandı. Etkili olan fırtınadan bazı noktalarda ağaçların dalları koptu. Bir ağaç bu lüks otomobilin üzerine devrildi. Maddi hasar oluştu.
Altındağ'da İskitler Küçük Sanayi Sitesi'nde mazgallar tıkandı, iş yerlerini su bastı. Burası Ankara'nın Altındağ ilçesi. Kuvvetli yağışla birlikte Tunç Caddesi tamamen göle döndü. Vatandaşlar da bu yoldan güçlükle ilerliyor. Sürekli dükkanlarımızı su basıyor. Üst caddeden su olduğu gibi akıp direkt buraya geliyor. Buraya bir set çekilebilir. Yukarıdan gene bir set çekilerek suyun yönlendirilebilir ve buradaki 10-15 esnafın da canı bu şekilde yanmaz. Burası Altındağ'da yağmurdan en çok etkilenen noktalardan biri, bir restorana ait depo kısmı. Şans eseri içeride bugün malzemeler yoktu ama geride yaklaşık 10 santimlik yağmur suyu kaldı. Önce dolu yağmış, dolunun üzerine yağmur devam edince her şiddetli yağmurda bu fotoğrafla karşılaşıyoruz yani. Lagar bir tane çekmiyor, yeterli gelmiyor, yeterli gelmeyince bu bölgede tamamen bu şekilde dolduruyor. Nasıl tahliye edeceksiniz? Elle çekeceklerle, süpürgelerle elle tahliye edecek. 10 dakikada bu hale geliyor. Ankara'nın her tarafından, Ulus'tan, oradan buradan buraya akıyor. Burada birikiyor. Vaziyetimiz bu. Garajımızı işte boşaltıyoruz. Kendi kendine çekiliyor o şekilde. Esnaf kendi imkanlarıyla mazgalları açık tutmaya çalıştı. Mustafa abi de. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde aracını durduran bir kişi paniğe neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli bir araç nedeniyle trafik çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın nedeni ise kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır ifadelerini kullandı. Olayın ardından köprü geçişleri kontrollü olarak trafiğe açıldı. Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi Mayıs ayında mecliste kabul edilerek yasalaşmıştı. Bu kapsamda denetimler de artarak devam ediyor. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapan şirketlere toprağın 2 milyar 331 milyon 949 bin 69 TL para cezası kesildiğini açıkladı. Fahiş fiyat ve stokçuluğa müeyyide öngören yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Ticaret Bakanlığı'nın neredeyse tüm denetim birimleri sahaya çıktı. Denetimler kapsamında otomotiv, emlak ve kuyum sektörü başta olmak üzere 42.127 gerçek ve tüzel kişiye yaptırım uygulandı. Otomotiv sektörüne 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında 51 milyon 930 bin lira, ilan kısıtlaması için 89 milyon 769 bin 614 lira, yetki belgesi düzenlemesiyle ilgili aykırılıklara da 21 milyon 73 bin 515 lira ceza kesildi. Böylece sektöre toplamda 162 milyon 773 bin 129 lira idari para cezası uygulanmış oldu. Otomotiv sektörüne yönelik stokçuluk faaliyetleri kapsamında ise 823 denetim yapıldı. Yasalara uymayan firmalara 285 milyon 505 bin 988 lira para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı emlak sektörüyle ilgili de detaylı bilgi paylaştı. Bu kapsamda 1932 denetim yapıldığını, 1447 firmaya toplam 107 milyon 710 bin 682 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı. Kuyum sektöründe de durum farklı değildi. Denetlenen 310 firmaya toplam 24 milyon 600 bin lira ceza kesildi. Açıklamada fahiş fiyat uygulayan firmalara kesilen cezaların da altı çizildi. Sadece 2024'te 22.520 denetim yapıldığı, toplamda bu sayının 37.600'e ulaştığı vurgulandı. Yasalara uymayan firmalara 235 milyon 188 bin 973 lira idari para cezası kesildi. Sektör bazlı denetimlerin yanı sıra yaş, sebze, meyve, ekmek tarifesine aykırı satışlar, deprem nedeniyle ihtiyaçlar, hazır beton başta olmak üzere birçok ürün grubu da mercek altındaydı. Yapılan 10.306 denetimde toplamda 1 milyar 267 milyon 446 bin 715 lira para cezası uygulandığı ifade edildi.
Açıklamada 2023 yılından bugüne kadar yapılan denetimlerde uygulanan para cezasının toplam tutarının 2 milyar 331 milyon 949 bin 69 liraya ulaştığı kaydedildi. İzmir'de diplomasi aile içi bir sorunsuz, kavgasız çözmesini sağladı. Bir anne ayrı eve çıkmak isteyen oğluyla sözleşme imzaladı. Oğlu sözleşme şartlarına uymayınca eve geri dönmek zorunda kaldı. Konuyu yerine getiremediği zaman taraflardan bir tanesi, diğer taraf arabulucu olarak ben tarafsız. Oğluyla tartışma değil uzlaşma yoluna gitti. Sorunu arabulucuyla çözdü. Ozan'ın bu deneyimi kazanması mı daha önemli? Benim o kadar bir para mı harcamam daha önemli? İzmir'de üniversite öğrencisi Ozan Kurt ayrı eve çıkmak istedi. Aile izin vermeyince gerilim tırmandı. Banka emeklisi anne ve oğlu arabulucunun kapısını çaldı. Belirli maddelerde anlaştık. Bunlara uyarsam evde kalmaya devam edeceğimi, uyamazsam da eve geri döneceğim üzerine anlaştık. Anne Yeliz Kurt imzayı attı ve oğlu Ozan'ın bu süreci nasıl yöneteceğini izlemeye başladı. Zaman yönetimi, para yönetimi, eğitim yönetimi ve sosyal ilişkiler yönetimiydi zannedersem. Tabii ev arkadaş, üç arkadaş çıktılar. Zaten ben para yönetiminden gümleyeceğini biliyordum. Öğrenci evinde zamanı da parayı da yönetmek kolay olmadı. Arkadaşlarımla yaşadığım anlaşmazlıklardan dolayı ayrı bir odam olmadı. Salonda kalmak zorunda kaldım. Ondan sonra zaten yaşanan anlaşmazlıklar büyüdükçe. 18 yaşındaki Ozan Kurt'un ayrı ev hayatı kısa sürdü. İmzaladığı sözleşmenin şartlarına uymadı. 2,5 ay sonra Ozan yaşayarak, kendisi deneyimleyerek ilişki yönetimini, zaman yönetimi ve para yönetimini yapmak için henüz erken bir yaşta olduğunu kendisi gördü. Ozan eve döndü. Ailede tartışma yaşanmadı. Ama süreç daha bitmiş değil. Yaşadıklarından ders alan genç ikinci tecrübeye hazırlanıyor. Ya iyi ki de yaşadım, gördüm diyorum. Tekrar ayrı eve çıkmayı düşünüyorum ama emin değilim. Bu konuyu yerine getiremedi. Bursa'da bir ilkokulda karne sevinci bu kez öğretmenler tarafından yaşandı. Öğretmenler tatil gelmesini koridorlarda koşarak kutladılar. İlk başta görüntüyü anlamak güçtü. Çünkü okul koridorlarında çocuklar koştururdu. Ancak bu kez öğretmenler onlardan rol çaldı. Sınıfların kapıları açıldı, kağıtlar fırlatıldı. Öğretmenler daha önce hiç böyle görülmedi. Bursa Yıldırım'da Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu'nda son ders zili çaldı. Karneler dağıtıldı. Öğretmenler tatilin gelmesini sevinçle karşıladı. Yerlerde yuvarlanıp merdivenleri koşarak indiler. Habumam sınıfı müziği eşliğinde bir yılın yorgunluğunu attılar. Onlarca öğretmen koridorlarda koşuşturdu. Bahçede çocuklar gibi eğlendi. O anlara şahit olan öğrenciler de öğretmenlerini şaşkınlıkla izledi. Tunceli'de öğretmenlerden oluşan arama kurtarma ekibi deprem tatbikatı yaptı. Enkazdan yaralılar çıkarıldı ama gözler enkazdan çıkarılan yaralının yakını rolünü oynayan kişideydi. Ay kurban olurum ben sana, kurban olurum ben sana, bacım gitti. Orada bırak beni, bırak beni. Kendini rolüne öyle bir kaptırdı ki onu görenler tatbikatı gerçek zannetti. Gitti. Yaşıyor değil mi? Bırak beni! Tunceli'de öğretmenlerden oluşan arama kurtarma ekibinin deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Sesini duyan var mı? Duyuyorsan sesle. Ekipler yıkılan binada dinleme yaptı. Duvarlar delindi. Enkazda mahsur kalanlara ulaşıldı. Karama mı? Kesik.
Peki yalnız mısın? Enkazdan bir kişi başarıyla çıkarıldı. Ama tam o sırada ekipten biri çıka geldi. Ay kurban olurum ben sana. Kurban olurum ben sana. Bacım gitti. Orada bırak beni. Bırak beni. Ona verilen rol yaralının yakınını oynamaktı. Rolünün hakkını sonuna kadar verdi. Yaşıyor değil mi? Bırak beni! Öyle ki onu sakinleştirmek hiç de kolay olmadı. Tatbikat bu görüntülerle son buldu. Bırak beni! Bırak beni! Karabük'te birbirinden ilginç iki görüntü kameralara yansıdı. Bir tarafta 3 metre çıtayla yolculuk yapan motosikletli, diğer tarafta da yürümeye üşendiği için telleri kesip yolu kısaltmaya çalışan yaya vardı. Karabük'te motosiklet sürücüsü seyir halindeydi. Arkasında yolcu, yolcunun elinde de 3 metrelik çıtalar vardı. Ama ikisinde de kask yoktu. İkili trafiği tehlikeye attı. Arada dengeleri de bozulur gibi oldu ama umursamadan yollarına devam ettiler. Yine Karabük'te ilginç bir görüntü vardı. 100 metre ileriye yürümemek için yapılan yeri sökmeye çalışıyor. Yaya yolun karşısına geçmek istedi. Daha fazla yürümek yerine aklına başka bir fikir geldi. Refüj üzerindeki telleri söküp kendine kestirme yol yapacaktı. Ama düşündüğü kadar kolay olmadı. Sonunda pes edip yolu yürümeye başladı. Pes etti. İstanbul Büyükçekmece'de trafik kavgasında kan aktı. Aslında yine kan aktı demek daha doğru olacak. Çünkü bu tarz haberleri sıklıkla sizlerle paylaşıyoruz maalesef. Dört genç tartıştıkları sürücüyü öldüresiye darp etti. Kaçan saldırganlar yakalandı. Sikeyim yerde. Aha indirdiler. Bakmayın çocuklar. Dört kişi bir oldu, tartıştıkları sürücüyü dövdü. İstanbul Büyükçekmece'de sürücüler arasında anlaşmazlık yaşandı. Araçtan inen dört genç sürücüyü darp etmeye başladı. Bakmayın çocuklar. Kanlar içinde kalan sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Ambulans çağır, ambulans çek. Etrafın kalabalıklaşmasını fırsat bilen saldırganlar kaçtı. Polis ekipleri kimliklerini tespit etti. Dört genç gözaltına alındı. Sürücü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Saldırganlar hakkında adli işlem başlatıldı. Evet, arkamda otogardan bir manzara var. Yoğunluğu görüyorsunuz. Türkiye'de şu an itibariyle 35 milyon kişi aslında bu süreçte demek, Kurban Bayramı sürecinde demek daha doğru olacak. Mobil hareket ediyorlar. Kimi memleketine gidiyor, kimi işte akrabalarını ziyarete gidiyor, kimi tatile gidiyor. Bayram öncesi yoğun noktalardan biri de yine tahmin edersiniz ki otogar. Otobüs biletleri zaten günler öncesinde tükenmişti. Bunun haberini aktarmıştık sizlere. Ek seferler kondu. Aslında hava yolları da, Türk Hava Yolları da ek seferler kondu. Aynı yoğunluk havaalanları için de geçerli. Bu seferler yoğunluğu azaltmadı, daha da arttırdı. Görüntüler otogardan gelecek. Ek arabalar ve hepsi dolu. Kalmadı boş yer. Yok, hiç yeri yok, hiç. Şu an bir yere gitmek istesem gidemez mi? Mümkün değil. Kaldım burada. Yani. Haftalar, hatta aylar önce biletlerini alanlar şanslıydı. Kaç gün öncesinden aldınız bileti? Ben bir ay önce aldım. Kalmaz diye mi? Yani kalmaz diye. Belli de burada zor aldık zaten. Bir buçuk ay önce aldım ben biletimi kalmaz diye. Bayram öncesi İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda manzara yine aynıydı. Bilet bulanlar otobüsün kalkmasını, bulamayanlarsa yer açılmasını bekledi. Yer nasıl bulabildiniz? Yer yok diyorlar. Daha önceden biletimizi kestiğimiz için son güne bırakmadık. O yüzden zamanında aldığımız için sıkıntı yaşamadık ama sıkıntı yaşayan insanlar var.
şu an bilet kovalayanlar var. Kaptan, boş yer var mı otobüste? Şu anki yoğunlukta kesinlikle bir tane koltuğumuz bile boş yok. Bir tane de mi? Hayır, kesinlikle. Bayram tatilinin başladığı günle okulların tatil olduğu tarih aynı güne denk gelince otogarlardaki yoğunluk şaşırtmadı. Biletler günler öncesinden tükendi. Konulan ek seferlerde dahi tek bir koltukluk boş yer kalmadı. Otobüs de yok, uçak da yok. Gitmek isteyen ne yapacak? Özel aracı olan varsa kullansın, yoksa böyle. İstanbul'da kalsın. Kalsın bence. Ben gitmedim mesela. Otogar tıklım tıklımdı. Otobüsler bir bir peronlara yanaştı. Valizlerin hepsini doldurdunuz, yer kalmamış gibi. Daha yer ver abla, bir ev daha sığdırırız. Hepsi dolu. Bütün otobüsler dolu şu an. Bir hafta boyunca hep dolu. Bir kişilik de mi yer yok? Yok. Yer kalmayınca çaresiz otogarın yolunu tutanlar birilerinin gelmeyip kendilerine boş bir yer açılmasını bekliyor. Kimi de olduğundan daha fazla para ödeyerek gitmek istediği yerlere gitmeye çalışıyor. Ek seferlerin bilet ücretleri daha yüksek olmasına rağmen tükendi. Bazı yolcular çareyi aktarma yapmakta buldu. Mardin'e gideceğim. Bilet bulamadığım için Diyarbakır'a aldım bilet. Evet, yollarda ciddi bir yoğunluk var. Yoğunluk olsun ama en azından güvenli bir yoğunluğu sağlayalım. Peki bunun için ne yapacağız? Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe bizlerle birlikte. Kendisine bir hoş geldin diyeceğiz ve sonrasında kıymetli profesyonel fikirlerine başvuracağız. Hoş geldiniz Mert İntepe. Nasılsınız? Günaydın, hoş buldum. Teşekkür ederim, sizler? Gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki hayırlı, uğurlu, sağlıklı ve kazasız belasız bir bayram geçirelim. Şu anda 35 milyon kişi hareket halinde, bir iç göç yaşanıyor ülkemizde. 35 milyon kişiden bahsediyorum. Evet. Az buz rakam değil. Yollarımızda müthiş bir yük var. Öncelikle İstanbul trafiğinden başlayalım Mert Bey. Son döneme ve son duruma bir göz atalım. Bir haritamız bizlerle beraber olacak, canlı olarak ekrana gelecek. Şu anda gidebilecek ve İstanbul'dan çıkabilecek olanlar çıkabildiler mi İstanbul'dan? Yani İstanbul için bir sakinlik söz konusu diyebilir miyiz? Ben bugünden daha öne alayım sizi. Perşembe ve Cuma'dan itibaren Kuzey Marmara'da çok yüksek çıkış vardı. Ve dört şeridin dördü birden doluydu, aracın içi doluydu, yükle doluyduk. Ben Perşembe günü ve Cuma günü Marmara, Kuzey Marmara, Eskişehir arasında bir araç kullandım. Böyle Adapazarı, Sakarya, Bilecik, Bozüyük, Söğüt, yani Antalya'ya gitmek isteyenler, Ankara istikametine gitmek isteyenler, Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'e gitmek isteyenlerin güzergahındaydım bir iş icabı. Gerçekten Arife'ye kadar çalışan olabilir genelde. Arife günü yola çıkacaklar olabilir. Hazırlıklar tatil olabilir. 3 derecede devam ediyor. 15 milyon civarında araç hareket etmiştir. 15 milyon civarında araç hareket etmiştir diyorsunuz. Çok ciddi bir sayı bu. Tabii araçlar genelde hani Ege, Akdeniz tarafına doğru yol alıyorlar ama doğuya doğru da, doğu illerimize de epey bir akış söz konusu. En çok hangi rotalarda yoğunluk oluşuyor? Ankara istikametinde Bolu noktası bir buluşma noktası olur. Afyon bölgesi, tam Afyon bir ayrımlardan biridir. Antalya'dan gelenler, Akdeniz'den gelenler ya da gidenler anlamında olur. Adapazarı, Sakarya, İzmit, Kocaeli bölgelerinde yoğunluklar yaşanır. Bunlar dağılım ve birleşme noktalarıdır. Trakya bölgesine gidenler için de birkaç nokta vardır. Tekirdağ tarafına doğru korkunç yoğunluklar başlar. Ama ne yaparsanız yapın, ben gene söylüyorum, bu yoğunluk var ama yol kalitemizde tartışabiliriz. Şerit sayımız iyi, yeteri kadar şeridimiz var. Fakat ilim, irfan ve basiret sahibi olmayan insanların bu şeritleri, kullanım şekilleri, hızları, birbirlerine olan saygısızlıkları bazen trafik tıkanıklığı, bazen de kazaya sebebiyet veriyor. Anlıyorum. Şimdi az önce arkadaşlarım bir harita paylaştılar. Yeşil bir haritaydı. İstanbul'dan çıkış, yani Pendik, Tuzla, Kartal civarını aktaran, gösteren, zaman zaman kırmızılıklar görüyoruz. Ama genel anlamda yeşil bir haritayla karşı karşıyayız. Şimdi siz dediniz ki
Şerit sayımız yeterli, yollarımız güzel fakat maalesef araçlarımız birbirlerine saygısız davranıyorlar. Yer vermek konusunda ve yolları doğru kullanma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu hani yandan kaynak yapma, emniyet şeridini kullanma, birbirine yol vermeme durumundan mı bahsediyorsunuz yoksa farklı başlıklar mı var? Şimdi şehir içinden çıkarken böyle ama şehir içinden şehir doğru dışına doğru çıkışlarda kalabalıklıklar artıyor. Sıkılmayla beraber trafiğin kalabalıklığı hızlanmanıza sebebiyet veriyor. Yolu bulduğunuz an biraz hızlanıp gazlanıp kolayca çabuk ulaşmak istiyorsunuz. Kuzey Marmara gibi araç kapasitesinin yüksek olan hatlar, hız limitinin yüksek olduğu hatlar bu noktada bize risk yaratıyor. Şimdi bakıyoruz sarı alarm vermiş durumda bir meteoroloji var. Yani dün bugün itibariyle yağmur geçişleri var. Bu da bize başımıza bela açacak bu bayramda. Yine söylüyorum. Evet, bugün itibariyle ağır vasıta trafiğinin şehire girişini yasakladılar. Keşke bunun adına yasak değil de o sürücülerin de bayram yapmasını sağlıyoruz filan deselerdi. Bu dili baktığınızda 66 bin tane polis ya da jandarmanın hizmet edeceği söyleniyor. Ne kadar ayıp, ne kadar kötü, ne kadar yanlış, ne kadar bu insanları da düşünmeden davranmak. Bize bayramsa onlara da bayram. Bizim çoluğumuz çocuğumuz ailemiz varsa onların da var. Keşke biz biraz daha bu işleri hepimiz trafikte güvenliği kendimizle başlatıp emniyeti kendimiz alsak da bu polise jandarmaya da ihtiyacımız olmasa. Yani yurt dışındaki ülkelerin kendi bayramlarında 60 bin polis sokağa mı çıkıyor zannediyorsunuz? Mümkün değil. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Mümkün değil böyle bir şey olmuyor. Şimdi demek istediğim şu. Bu Ağırbas'ta trafiğinin keşke dönüşte yasaklasalardı. Giderken değil de biz zaten şehirden dışarı çıkıyoruz. Şehire giren tedarik zincirini burada bozmaya gerek yok. Hala şehirde yaşayanlar, marketlerde çalışanlar, alışverişlerine devam etmek isteyen bir tedarik tarafı da var. Bu yasak şehre gelirken yani bayramın dönüşünde olmalıydı. İşte bilmek başka bir şey, yapabilmek başka bir şey. Evet, tabii sürücülerimizin, vatandaşlarımızın can güvenliği hayati önem taşıyor. Keşke sizin uyarılarınız, medyanın uyarıları ya da kendi hayatlarına duydukları saygı izleyicilerimiz için çok önem taşısa da maalesef ölümlü kazalar aktarıyoruz sık sık özellikle bayramlarda. Bunları da biz haberleştirmesek. Fakat mesela geçen bayramda yani Ramazan bayramında hatırladığım kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam 70 küsur vatandaşımız hayatını kaybetti. O kadar uyarıya rağmen bakalım şimdi ne olacak? Umalım ki olmasın. Henüz yola çıkmamış izleyicilerimiz için yola çıkmadan önce hayati önem arz eden öneriler dinleyebilir miyiz sizden? Mert Bey'in zannedersem... Evet, dondu. Şimdi Mert Bey yol ve sürüş uzmanı. Şu an itibariyle canlı Anadolu Ajansı'nın verdiği görüntüyü canlı değil. Peki zannedersem şu anda çünkü İstanbul'da böyle bir sıkıntı, böyle bir gerginlik, böyle bir yoğun trafik yok, olmamalı. Evet Mert Bey hazırsanız buyurun sizi dinliyoruz. Şöyle anlatayım, hemen hemen her bayramda konuştuğumuz ama klişe gibi duyulan, ne kadar basit şeyler söylüyorsunuz gibi ifade edilen konu başlıkları var. Aracınızın önleyici ve rutin bakımlarından bahsedebilirsiniz. Lastiklerinizden konuşabiliriz. Döneriz, yürüyen aksam dediğimiz ön takımların probleminden, elektrik aksamından bahsedebiliriz. Motor yağ hidroliklerden bahsedebiliriz. Bunlar hazır değilse aracınız yola hazır değildir. Kabaca böyle söylemek lazım. Aracınız yola hazır değilse siz de yola hazır değilsiniz. Peki bu arada ne var? Bunları bayramdan bir gün evvel yaptırmışsanız yolda başınız derde girer. En az bir hafta evvel yaptırmalısınız ki olası bir problemle karşı karşıya kalmalısınız. Bir de şunu görüyorum ben, bayramlarda seyahat ederken bagajlar ağzına kadar dolu. Lastiğiniz patlasa bugün bütün bagajı indirmek zorundasınız. Aile arabadan aşağı inmek zorunda, tepneye ulaşamıyorsunuz. Bir başka araç geliyor size çarpıyor. Basit konularla konuşmamız lazım. Evet, emniyet kemeri vazgeçilmez bir değer. Yani kazaları hepsini önleyemeyiz ama ölümlü kazaları önleyebiliriz. Şimdi arka koltukta emniyet kemeri hala yeteri sayıda takılmıyor. Bir taraftan çok sıcak, güneşe doğru gitmek büyük problem. Uyku getiriyor. Yani dün akşam 8 saat uyudum, bugün yola hazırım derseniz yanılıyorsunuzdur. O yüzden bir haftalık geriye dönük uyku borcunuz varsa bu yolda muhakkak oturuş esnasında reaksiyonların kan dolaşımının yavaşlamasıyla uyku borcu ön plana çıkar. Gözünüz açıkken de beyin uykuya geçer.
bir halk arasında ve sosyal medyada maalesef yanlış bir kelime var. Buradan düzeltelim. Yol hipnozu oldu diyorlar. Yol hipnozu diye bir şey yok. Sizin uykuya borcunuz var. Ve mola vermemişsiniz. Saatlerdir devam ediyorsunuz. Bir an evvel ulaşma amacındasınız. Bir anda gözünüz açıkken beyniniz uykuya geçiyor. Ve artık ne olduğunu fark etmeden, fren yapamadan öndeki araca, tıra çarpıyorsunuz. Tırın altına giriyorsunuz. Hayır. Yorgunsunuz. Uykusuzsunuz. Ve borcunuz var. Borcunuzu ödememiş durumda, yola çıkmış durumda. Şimdi mola 2,5-3 saatte bir yapmak zorundayız. Bunun artık herkes tarafından biliniyor. Ama hep şunu söylüyorum. İlim ve irfan, akılcıl bir yaklaşımdan uzaklaşırsanız trafik kazasına yakınlaşırsınız. Bu kadar basit. Akılcıldan uzaklaşırsan trafik kazası yakınlaşır. Kuzey Marmara hattı, İzmir otobanı çok yüksek hızlarla, yasal olarak çok yüksek. 152 kilometreye yasal olarak müsaade ediliyor. Herkesin aracı, herkesin aracındaki deneyimi, tecrübesi, uzun yol kabiliyeti bu seviyede değil. 152 kilometreyle bir aracın saniyede kaç metre aldığını insanlar duysa belki yapmazlar bu işi. Onu da konuşmak lazım. 100 kilometreyle giden araba saniyede inanın bana 35 metre yol alıyor. Hı. 150 ile gittiğinizde bu rakamlar 55-60 metrelere çıkıyor saniyede. Yani fren yapmak için gazdan ayağınızı kaldırıp fren pedalına 2 saniyede getirseniz 150. metredesiniz. Peki öndeki arabayı kaç metreyle takip ediyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Takip mesafeniz nasıl? Hızınıza göre ayarlanmış durumda mı? Hı. Yağmur tarafı doğru. Geldiğinde hızınızı düşürmezseniz işler karışacak bu bayramda. Doğru. Şimdi 66 buyurun. 70, çok özür diliyorum. 70 buyurun. Ölü vardı Ramazan bayramında. 12 bin yaralı. O yaralıların bazıları hala yatakta 2 aydır. Ramazan bayramında. Evet. Belki böyle söyleyelim. İnsanları korkutmak, ürkütmek değil ama hafızalarında ayaklarını gazdan çekmeyi düşündürtelim diye söylüyorum. Şimdi Mert Bey, eskiden genelde yollarımızda bir gidiş bir geliş problemi vardı. Burada kazalar sağlamaktan, sollamaktan, hatalı sağlamaktan, hatalı sollamaktan kaynaklıydı. Şimdi özellikle merkez bölgelere ulaşmakta, işte İstanbul, İzmir, İstanbul, Ankara, Bodrum, Çeşme, bu tip yollar, bu tarz ulaşım yolları artık çok geniş, fakat bu sefer de çok büyük hızlar yapılıyor araçlar tarafından. Hangisi daha riskli? Büyük hızla yol almak mı rahat bir yolda, yoksa bir gidiş bir geliş şerit olan bir yolda daha dikkatli kullanmak ve hatalı sollama yapmamak mı? Çok teşekkür ederim. Bu çok güzel ve derin bir soru. Şöyle anlatayım. Dünya ülkelerine baktığınızda, bütün Avrupa ülkelerinde otobandan çıktığınızdan itibaren bütün yollar gidiş gelişti. Bütün yollar, nerede istiyorsanız, hangi Avrupa ülkesini istiyorsanız gidiş gelişti. Şimdi mesele yolu yapmak değil, yol yaparak yol güvenliği sağlayamazsınız. Yol güvenliğini sağlamanın kuralları başkadır. Bir, insanlarınız, araç kullanıcılarınız buna adapte olacak. Denetim sisteminiz buna uyumlu olacak. Sonra da şöyle düşünmeniz lazım. İyi yol yaptınız, hızlanmaya müsaade ettiniz. Peki hangi şeritte kimin hangi hızla gittiğini de konuşmazsanız, lokasyon ve bölgelere göre hız limitleri, gece gündüz ve hava şartlarına göre hız limiti vermezseniz parayı verdim gaza basarım noktası gelir. O zaman kimin arabası iyiyse, kimin egosu yüksekse, kim kendine daha çok güveniyorsa sınırsızca o gaza daha çok basabilir. Biz de şunu anlatmak zorundayız. Trafik kültürünü öğrenmek zorundayız. Bu gömleği giymek zorundayız. Yol yapmak kıymetli. Avrupa'nın en iyi yollarından birlerine sahibiz şerit sayısı olarak. Fakat sürücüler aynı kaliteyle mi yaklaşıyor? Hayır. Gidiş gelişli yollarda sollama kazaları vardı dediğiniz gibi. Ölüm burada geliyordu. Şimdi biz iyi yol yaptık, bölünmüş yol yaptık, otoban yaptık. Niye kaza oluyor? İşte tam da bundan bahsediyorum zaten. Yol yapmayla yol güvenliği sağlayamazsınız. Onun altyapısı başka bir türlü. Çünkü bütünsel bir yaklaşım lazım. Otoban denetimi şarttır. EDS kameraları çalışmak zorundadır. Otobanın gişelerinden geçtiniz, diğer gişelere kadar biz hız limitinin tahtidi olması lazımdır. Yani siz 150 kilometre hızla gideceğiniz bir saat vardır, saat aralığı. Daha erken varıyorsunuz oraya, yani 170 ile gitmeye başlamışsınız, o zaman EDS size ceza göndermek zorundadır. O zaman denetimle beraber herkesin standart olarak hareket ettiği ve yani yol güvenliğinin birlikte düşünüldüğü bir nokta gelmeye başlar. Yoksa otoyol kalitesinde bir sorun yok. Peki şimdi ülkemizde kaza haberleri verdiğimizde genelde bazı noktaları işaret ediyoruz. İşte mesela Kütahya civarı. O noktalarla ilgili bir haritamız vardı. Arkadaşlarım hazırlamışlardı. Hem o haritayı
Marmara bölgesi, yani Marmara bölgesinde en çok kaza yapılan noktalar. Şu anda izleyicilerimize lütfen dikkat diyelim. Sayın Mert İntepe'de evet. Bu yolları ve neden hani riskli olduğunu aktaracak. Marmara bölgesinde en çok kaza görülen noktalar. Şimdi bu noktaları siz tahmin ediyorum ki zaten yakinen takip ediyorsunuzdur. Nedir bu yollarda diğerlerine nazaran daha çok kaza olmasının sebebi? Biz yol risk analizi yaptığımız çalışmalarla beraber Güven Ok'la yaptığımız yol risk çalışmalarının bir getirisidir bu. Burada o kadar biz detay milimetrik bir çalışma yaparız ki yol risk analizi yaparız. Bu analize göre hız limitleri veririz. Hız limitlerine göre de çalışma isteriz. O çalışmada hangi şeritte olacağınızı, şeridin nasıl daraldığını, iniş rampasının nasıl problemler yarattığını, küçük çekmece, büyük çekmece, otoban, kumburgaz, kınalı, silivri daralan hatlarda deriz ki yasal hız limiti 100'dür örnek veriyorum. Burayı 80'le geçiniz. Burayı 80'le geçerek şu şeritte devam ediniz diye raporlar çıkarırız firmalara. O firmalar böyle çalışırlar ve hedef sıfır kaza politikasına giderler. Şimdi büyük çekmece iniş rampası affedersiniz affınıza sığınarak söylüyorum. Çıkarken de radyoda ve basın medyada da şu vardır. Deve bağırtan yokuşu derler oranın adına. O kadar diktir. O kadar virajları yüksektir. İniş de aynı şekilde de Büyükçekmece'den Kumburgaz'a doğru baktığınızda şeritler daralır. Halbuki otoban girişidir. Orada bir otoyol mimarisi yanlışı vardır. Onu görürüz. Deriz ki hedef burayı atlamaktır. Burada hızlı gitmek değildir. Çünkü buranın topu topu 30 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Burayı atlamak zorundayız diye yaklaşırız. Bu noktalar o noktalar yani diyorsunuz. Yani o noktalara dikkat edin. Bunlar tamamen araştırma sonucunda en doğru sürüş tekniğiyle tavsiye verilen noktalardır. Birebir çalışması yapılmış hatlardır bu haritalar üzerindeki. Haritaların yasal hız limitleri haricinde aşağı çekerek hız limitlerinizi, takip mesafelerinizi düzenleyerek gitmeniz gereken güzergahlardır. Şimdi mesela İzmit kara noktalarını verdi arkadaşlarımız. İzmit kara noktalarında da bu 1, 2, 3, 4, 5 noktayı görüyoruz. Evet. Buralara dikkat edin diyorsunuz. Tabii İzmit yolunda mesela tüneller var. Tüneller aslında hız limitini düşürüyor ama yine de dikkatsiz davranıyor sürücüler. Ama orada Oylum Hanım, hareket tünel yaklaşımında otobanda emniyet şeridi yoktur. Otobanda emniyet şeridi yoktur. Çünkü o otoyol, İzmit otoyolu zamandaki şeritle yapılmıştır. Emniyet şeridi alınarak üçüncü şerit ve daha doğru dar olarak bir şerit yapılmıştır. Hareket tüneline gelirken çimento fabrikası vardır. Evet. Dilovası'na inerken fabrikalar vardır. Orada o fabrikaların bacalarından yollara inen partiküllerin yolu kayganlaştırdığını görür biliriz. İlk yağmurda orası risklidir deriz. O yüzden mesela Osman Gazi Köprüsü'nün girişi, Gebze noktası. En soldan gelip en sağa girmeye çalışanlar kazaya karışıyor. Demek ki yol kültürünü bilmiyorsun. Osman Gazi Köprüsü'nden ayrılacaksan biraz daha evvel sağ şeritte ol. Bu kadar basit. Evet. Yani körfez giselerin yaklaşımını, körfez girişlerin çıkışı, Tabiha Gökçen yaklaşımları bunlar yoğunlukla beraber sabırsızlığın da olduğu noktalar. Evet, hem otoyol konuşuyoruz, otoyol hız limiti konuşuyoruz, emniyet şeridi yok diyoruz, katılımlar var diyoruz. Otoyolların üzerinde de akaryakıt istasyonları var, giriş çıkışlar var, dinlenme tesisleri var. Riskler böyle. Evet. Şimdi arkadaşlarımız Bolu kara noktalarını verecek. Bolu Ankara kara noktaları. Oraya da bir bakalım. İzleyicilerimiz eğer yola çıkacaklarsa lütfen bunları not alsınlar. Bu noktalarda biraz dikkatlerini arttırsınlar. İşte Kaynaşlı, Bolu Dağı iniş ve çıkışı, dinlenme tesisi. Mesela Bolu Dağı tüneli o kadar etkili oldu ki tahminen kazaların azalmasına da etki etmiştir, öyle değil mi? Eski yıllarda Bolu rampası, eski şartlarda gezmek, ızgara, mangal yapanlar için keyifli sosyal dinlenme tesisleri vardı. Yeşilliği çok güzeldi fakat çok kazalar oluyordu. Evet. Falan. Fakat şimdi Bolu Dağı'nın tünelinde de biz kazalar gördük, yaşadık. Otobüs kazası gördük, ağır vasıta kazaları gördük. Çünkü iki şeride iniyor, daralıyor. Kocaman şeritli yolken şerit daralıyor. Dağlar arasında böyle döne döne gidiyorsunuz. O da dikkati herhalde ne yapıyor, dağıtıyor mu? Dikkati dağıtmayla beraber hızınız viraja uygun olmayınca kayma başlıyor, savrulma başlıyor. Zemin ıslaklığıyla beraber gizli buzlanma oldu, görülmüyordu. Evet. Yeşilliklerin güneşi etkilediği ve yola sermediği bir yer görülüyor. O zaman da
o güneş almayan noktalar gizli buzlanma kalıyordu. Şimdi bu noktada biz Kaynaşlı'dan Bolu rampasına doğru tırmanmaya başladığımızda aynı şeritten yukarı doğru çıkıyoruz. Fakat Bolu tüneline doğru gelirken ağır vasıtalarla karşılaşıyoruz. Birbirini sollamak isteyenlerle karşılaşıyoruz. O nokta bize akaryakıtçıları Bolu tüneline sokmuyor ama normal tırcılar Bolu tünelinin içinden de geçebiliyorlar. Evet. Biliyorsunuz akaryakıt arabaları giremez. Tünellere çıkmak zorundadır. Eski yoldan gitmek zorundadır. Arada dinlenme testleri var tam giriş çıkışlarda. Oraların yoğunluğu bu bayramlarda korkunç olur. Yani insanlar yeme içme, akaryakıt alma, şarjım bitti, telefonu şarj edeyim gibi tuvalet ihtiyaçları gibi problemler olur. O kara noktalar farkında olmadan yoğunlaşarak kazaya sebebiyet veriyor. O yüzden benim burada anlattığım noktalar geçilirken biraz dikkat ve konsantrasyon ön planda olun. Biraz hızı düşürür. Trafiği de 360 derece taramayı denerseniz kurtulursunuz buralardan. Şimdi Manisa-İzmir yoluna bakalım. Orada da bir Sabuncubeli krizi vardı ki o Sabuncubeli'nde de ne kazalar oldu, ne acılar yaşandı. Şimdi orada da çok güzel bir tünel var. Fakat az önce Bolu tünelinde bahsettiğiniz riskler belki buzlanma değil ama hızlanma, yoğunlaşma riskleri muhtemelen burada da söz konusu, öyle değil mi? Sabuncubeli de efsane bir yerdi yıllar evvelinde. Yani çok kazalar, çok hayatlar kayboldu. Ama bu tünelde gerçekten başarılı oldu söylemek lazım. Şimdi Sabuncubeli'nden sonra biliyorsunuz ayrımlar başlıyor orada. İzmir'e doğru geldiniz. Artık bir taraf Aydın otobanına girer, bir taraf Bodrum, Söke, Didim taraflarına yönlenirsiniz. Şimdi şunu anlatmak, söylemek lazım. Hızlı geldiğiniz güzergahlarda beklenmedik yavaşlamalar büyük problem çıkarır. Çünkü tünellerde de bir hız limiti vardır ve yavaşlamak zorundasınızdır. Tünellerde yavaşlamazsanız hızınızla beraber girerseniz gözünüzde güneş gözlüğü olur ve o noktada farkında olmadan ışık yanılması yaşayarak kazaya karışırsınız. Tünellere girerken gözlükleri çıkaracağız. Güneş gözlüklerini çıkarmak zorundayız. Otomatik olarak da ışıklar yanıyor zaten. Özellikle belli bir senenin sonrası üretilen araçlarda. Şimdi Antalya noktasına geçelim arkadaşlar. Bir Antalya noktasını Mert Bey'in değerlendirmesini rica edelim. Burada iki kara nokta görüyoruz Mert Bey. Manisa-İzmir otoyolundan sonra Akdeniz'de, Antalya'dayız. Şimdi Antalya'nın içi gibi görünen havalimanı kavşağı biraz daha lokasyonları olarak Serik Caddesi'ne. Yani siz Antalya'ya geldiniz ama Antalya tabelasını gördüğünüz yerde tatiliniz başlamıyor. Ya Belek, Kemer ya da Serik tarafına doğru yönlenmek zorundasınız. O yüzden o hatlar dar ve şehir içi güzergahları. O yüzden o güzergahlardaki hat daha problemli hale gelebiliyor. Şehrin zaten yaşayanları var, bir de şehre dışarıdan gelenler var. Şehre dışarıdan gelenlerin yarattığı trafik ortamıyla, şehirde yaşayanların trafik ortamıyla beraber gerçekten oralar kabus haline geliyor. O yüzden Antalya'ya kadar kazasız gitmiş olabilirsiniz. İnanın bana Antalya tabelasından Kemer Belek, Serik arasına kadar bir kazaya karışabilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Torosları geçip de derede boğulmayalım. O kadar ciddi Toros dağlarından sonra aman dikkat diyelim. Peki şimdi Güneydoğu Anadolu'ya mı geçiyoruz arkadaşlar? Adana-Mersin yoluna geçiyoruz. Burada da epey hız yapılıyor. Evet. Adana-Mersin yolu zaten kullanıcılarının da biraz aslında hızlanmaya müsait olduğu, çok sıcakların yaşandığı, pozantı inişi, özellikle ağır vasıtaların yangın, lastiklerinin yanması ve araç yangınlarının çok yüksek olduğu bir noktadır. Pozantı rampasının inişi. Hı hı. Osmaniye-Antep bölgesi Adana'dan sonra biraz daha yeni tip asfaltları düzeltilmiş otobanlardır. Silifke-Mut arası tek şeride inen hatlar vardır. Otoban değildir. Otobanın gittiği bir yol vardır. Otobanın bittiği ve yol çalışmasının devam ettiği noktalar vardır. Şimdi burası öyle bir üçgen ki Mersin-Adana-Antep üçgeni. Farklı problemleri vardır. Gece aydınlatmaları problem olan otobanlardır. Bu da önemli. Çok fazla evcil hayvanla karşı karşıya kalabileceğiniz hatlardır buralar. Araç bozulmaları çok yaşanan hatlardır. Çünkü İstanbul'dan Ankara'dan çıkmış 1000 kilometrelik yolu giden bir arabanın artık problemler çıkarttığı yerlerdir. Bir, iki, ağır vasıtacıların yoğun olduğu noktalardır. Hem sebze meyve trafiğinin İstanbul, Ankara, İzmir'e götürüp getirenlerde bu yoğunluklar vardır. O yüzden burası özel dikkat edilmesi gerekir. Adana-Pozantı arası özel dikkat.
Bu yollarda mıcır tehlikesi var mı? Çünkü mıcırın araç hakimiyeti açısından çok tehlikeli olduğunu ve çok ciddi ölümlü kazalara sebebiyet verdiğini biliyoruz. Otoyollarımızda mıcırlar yok, kalmadı. Otoyollarımızda yok, bunu kabul etmek lazım. Ama otoyol pahalı, ben burayı kullanmak istemiyorum, eski yollardan gitmek istiyorum diyen çok insan da var bayramlarda. Hı hı. Çünkü otoyol paralarıyla buradan İzmir'e ulaşmak, Mersin'e ulaşmak, evet, ciddi rakamlar tutuyor. Neredeyse bir araç deposunun yakıtı kadar para tutuyor. Doğru. O yüzden eski yolları kullananlar mıcırlarla, tek şeritlerle, hatalı sollamalarla karşı karşıya kalabilirler. O yüzden oradaki takip mesafesi ve sağ ayna kontrolleri, bir daha söylüyorum, her 10 saniyede bir sağ ayna kontrolü yaparak şeridinizin neresindesiniz? Çizginin dışına çıkıyor musunuz? Hı. Evet, öne bakıyorsunuz direksiyon kullanırken ama sağ aynaya bakın, beyaz çizgiyi görün, şerit dışına taşmayın ki mıcıra basmayın. Şimdi tabii teknoloji hayatımızı çok kolaylaştırdı. Artık telefonumuzu aracımıza kilitliyoruz ve yolumuzu takip ediyoruz. Fakat bu o kadar dikkat dağıtan bir şey ki, siz bakın 10 saniyede bir sağ aynanıza, dikiz aynanıza bakın diyorsunuz ama bir taraftan önümüzde işte navigasyon, bir taraftan sağda ayna. Şimdi bazı araçlarda bir de televizyon da var. Öne televizyonu açıyorlar. Bir taraftan müzik ayarlama, CD değiştirme, arkada çocukların sesi, yanda hanımın dırdırı, bey yanlış yerden gittin ya da hanımefendi kullanıyorsa anne, anne, anne diye bağıran çocuklar. Yani o kadar dağıtıyor ki sistemi, o yol sistemini kafadaki. Gerçekten çok zor sürücülerin durumu şu anda. Oraya bir detay vereyim. Sağ koltukta oturanlara biz yıllarca demişiz ki, efendim biraz konuşun da sürücü uyumasın. Sağ koltukta oturanlara. Biraz konuşun. Biraz konuşun değil, yanlış söylemişiz onu. Biraz konuşturun. Eğer biraz konuşursanız yandaki ninni gibi uyur. Onu ninni gibi duyar. Ama sürücünün konuşmasını sağlar, anlatmasını sağlarsanız dikkat ve konsantrasyon artar ve sürekli belli bir seviyede kalır. Bizim sağ taraftaki hanımlar, beyler bunu konuşarak sürücüyü uyutuyor. Eyvah. Ama bir elma soyup onu vermek istersen, bir fındık verirsen biraz daha işler güzel olur. Hanım dırdırından, bey dırdırından kaçmak isteyen sürücüler iç uykuya geçiyorlar. Bu da tehlikeye davetiye çıkarıyor. Aman dikkat inanın, diyelim. İnanın, bakın. Yani birçok insan bizi izlerken şunu düşünsün. Ben konuşurken artık bana eşim cevap vermiyor'yu duyar. Vermez de cevap. Evet. Çünkü artık o üşengeçlik gelmiş ve vücuda yavaşlama gelmiştir. Siz belli saatin sonunda sağ aynaya bile bakmaya üşenirsiniz. Bırakın doğru cevap vermeyi. Sağ aynı. O yüzden orada bir tane elma soyup vermek işi çözer. Bu arada Mert Bey, sizin hep söylediğiniz bir şey aklımda kazılı. Kazalar hep varmak istediğiniz yere son yarım saatte olur. Harika. Çünkü bravo, çok çabuk varmaya çalışmak, bir an önce varmak istemek risk almayı gerektiriyor. Risk alınca da tabii kaza oranı artıyor. Onunla ilgili de uyarınızı alayım. Son 30 kilometre ile son 50 kilometre arası bu yolculuğun en tehlikeli, en riskli, yorgunluğun en ön plana çıktığı güzergah. Hı hı. O yüzden son 30 kilometrede mola vermekten imtina etmeyin. 50 kilometre kaldı ya, niye duralım? Şimdi tabii haklı insanlar, mola vermek bir maliyettir. Tabii. Bunu konuşmak zorunda. Tabii. Mola verdin mi yenilir içilir. Yenilir içildi mi bugün en basit yeme içmenin ne kadar bir dört kişide ne olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Hı hı. O yüzden sürücü maalesef bu psikolojide mola bile vermek istemiyor. O yüzden mola maliyet gibi düşünme. Bu bayramdan geri dönmek, hayata ve hayallere devam etmek istiyorsan o zaman ya arabandaki bir sistemle yeme içmeyi sağlayacaksın ama mola vermezsen bu yolu tamamlayamazsın diyorum. Sonuçta 4 somun üzerinde gidiyor ve 4 somunun dönmesiyle hayata tutunuyoruz. Onun için lütfen 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 dikkat. Evet, çok sağlam arabalar üretilmiş olabilir. Evet, çok güvenliğimiz düşünülmüş, ön plana alınmış olabilir ama o 4 somun detayını es geçmemek lazım. Çok teşekkür ediyoruz Mert İntepe bizimle birlikte olduğunuz için. Hoşçakalın. Kazasız günler, iyi bayramlar. Amin. İyi bayramlar diliyoruz biz de size. Tekrar teşekkür ediyoruz. Mert İntepe bizlerle beraberdi efendim. Güvenli sürüş uzmanı. Şimdi 35 milyon insan yer değiştiriyor diyor uzmanlar bu kurban tatilinde, kurban bayramında. Bir taraftan okullar da tatil oldu. Amacımız tabii ki güvenli sürüş bilincini oluşturmak ve
kazaların önüne geçebilmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını dinliyoruz. Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Vasıl olduğumuz Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah kestiğimiz kurbanları, yaptığımız ibadetleri katında kabul ve makbul eylesin. Tüm milletimizin, ümmeti Muhammed'in daha nice bayramlara sağlıkla, huzurla, mutlulukla erişmesini temenni ediyorum. Özellikle Gazze'de soykırımcı İsrail'in mezalimi altında bayramı idrak eden kardeşlerimin Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor, acı çeken, zulme ve her gün katliama uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzura, güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum. Bayramlar birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Bayramlar yetimlerin, öksüzlerin, garip kurbanın hatırlandığı, akrabalık ve komşuluk münasebetlerinin sıklaştığı, millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendiğimiz özel günlerdir. Koronavirüs salgını sebebiyle maalesef komşuluk, akrabalık, dostluk ilişkilerimizde araya mesafeler girdi. Bayramlar vasıtasıyla bu mesafeleri kapatıyor, sıla-i rahimi daha çok hatırlıyoruz. Atalarımız gözden ırak olan gönülden de ırak olur demişlerdir. Millet olarak her zamankinden daha fazla gönül birliğine, kalp birliğine, dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum. Aziz milletim, geride bıraktığımız bir yıl içerisinde üst üste 3 seçim yaşadık. Bu seçimlerin hepsinden de demokrasimiz güçlenerek çıktı. Hükümet olarak önümüzde 4 yıllık icraat dönemi bulunuyor. Dünyada yüksek seyreden enflasyon halen endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik. Ekonomi programımız üretim, istihdam ve ihracat tarafında meyvelerini veriyor. Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız. Biz çiftçisinden memuruna, beyaz yakalısından işçisine kadar bu milletin refahını yükselten, gelişmiş ülkeler seviyesine getiren bir iktidarız. Salgın, savaşlar, küresel krizler gibi sebeplerle tekrar nükseden enflasyon sorununu geçmişte olduğu gibi tek haneli rakamlara mutlaka indireceğiz. Terörle mücadele konusunda elde ettiğimiz tarihi kazanımımızdan taviz vermemiz asla söz konusu değildir. 40 yıldır milletimizin kanını ve kaynaklarını sülük gibi emen bölücü terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımızı devam ettireceğiz. İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım politikası karşısında dik duruşumuzu sürdürüyoruz. Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların miktarı 55 bin tonu aştı. İsrail'le olan tüm ticari işlemleri durdurduk. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına müdahil olma kararı aldık. Filistin devletinin tanınması için en yoğun çaba harcayan ülkelerdeniz. Siyonist şebekenin tüm baskısına rağmen her platformda hakkı,
adaleti ve barışı savunuyor, doğruları cesaretle aykırmaktan çekinmiyoruz. Çocuk katili İsrail'in ve destekçilerinin tüm barbarlıklarına rağmen zafer inşallah Filistin halkının olacaktır. Bu zorlu mücadelelerde en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız milletimizin duası, desteği, birliği, beraberliği ve kendi arasındaki kardeşlik ruhudur. Millet olarak birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak sorunların üstesinden o derece kolay gelir, mücadelemizi o derece başarılı veririz. Bayramlar vasıtasıyla yeniden tazelediğimiz kardeşliğimiz, yardımlaşma ve dayanışma şuurumuz bu bakımdan ayrıca önemlidir. Bu bayramda yine büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpecek, eşimizin, dostumuzun, komşumuzun kapısını çalacak, dargınsak barışacak, inşallah ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daha da perçinleyeceğiz. Bu düşüncelerle mübarek topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimin Allah ibadetlerini kabul etsin. Kabe'de, Arafat'ta, Müzdelife'de yaptıkları duaları katında makbul eylesin diyorum. Her bayramda olduğu gibi yola çıkacak sürücülerimize trafik kurallarına uymalarını, yola asla yorgun çıkmamalarını, bilhassa varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini daha da artırmalarını tekrar tavsiye ediyorum. Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram özel mesajını dinledik. Şimdi bayram alışverişine geçiyoruz. Esnaf bayram özel indirimler yaptı. Bayram alışverişine çıkan soluğu tarihi Mısır çarşısında aldı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yarın idrak edeceğiz. Bugün efendim Arife alışveriş telaşını, yoğunluğunu Ekol TV yerinde görüntüledi. ...495'ten 400'e düştü, 320'den 250'ye düştü. Bayrama özel fiyatlar. 210 liradan başlıyor. Köy peyniri dediğimiz yöresel peynir. Ondan sonra klasik beyaz peynir, çeçil. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Kuru yemişten kıyafete, hediyelikten kahvaltılığa kadar doyasıya alışveriş yaptı. Memlekete hediye. Arkadaşlara aldım birer parça hediye. Sucuk aldım sadece. İki tane mangal sucuk, 410 lira süt. Sucuklar bunlar. Evet, evet. Kim yapacak yumurtayı? Genelde ben yapıyorum. Hanım yiyor mu? Yiyor tabii. Burada bir bayram havası yaşıyorsunuz. Hani alışverişe gittiğiniz ortaya çıkıyor. Bayramı hatırlıyorsunuz. O ruhu yaşıyor. Kurban Bayramı'nın olmazsa olması tabii ki bayram kahvaltısı. Zeytin, peynir doldurdum. Vallahi 1 milyar harcadım. Kahvaltıda kıvır zıvır şeyler aldık. Beyaz peynir, kaşar peynir, zeytin. Ne kadar tuttu? 1100, 3-4 kişi yiyecek. 1000 liraya yapabilir. Yarım kilo zeytin alır, bir kalıp peynir alır. Eski kaşar 300 liraya düştü şu an. Yanına ekstra 100 gram pastırma alabilir. 5 çeşit bir kahvaltı alabilir yani. Bayram gelir de misafiri gelmez mi? Gelir tabii. Onlar gelir de ikramlıklar sunulmaz mı? Sunulur. Peki ama en çok ne tercih edilir diye soracaksanız kuru yemişler. Kuru yemişlerdense karışık çerezler. Çerez işleri işte alıyoruz. Komşular gelince ikram etmek için, çocuklar için. Misafirlere ikramda bulunmak lazım. Onun için de kuru yemiş çeşitlerimiz mevcut. Fiyatlar da uygun. Uzun süredir zam yemedi. Konu bayramlık olunca büyükler kendilerini es geçiyor, çoluğa çocuğa üst baş alayım diyor. Hal böyle olunca alışveriş listelerinin başında da çocuklar yer alıyor. Bir çocuk bayramlığı da takımı 150 liradan başlıyor, 400 liralara kadar çıkıyor. Bunlar var 150 lira takım. 1 yaştan 10 yaşa kadar. Burada 200 liraya var, 250 liraya var yine. Değişiyor, 300, 400 yani fiyatlar da uygun. Adamın iki çocuğu olsa, misal örnek vereyim, 250'likten 2 tane alsa 500 lira. Kendisini düşünmüyor. Bayram alışverişi, kızlar için hazırlıklar işte, bayram telaşası. Kendimize yetişemiyoruz artık, çocuklara çalışıyoruz. Çocuklar istiyor, mecbur almak zorundayız.
Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü. Tabii telaş herkesi sardı. Peki bayramda kilo almamak, sağlıklı beslenmek, porsiyonlara dikkat etmek için ne yapmalı? Uzman diyetisyen Melis Bengusu Demirci anlattı. Kronik rahatsızlıkları olanlara uyarılarda bulundu. Ayrıntılar Ekol TV muhabiri Elif Er Bulut ve kameraman Fatih Efe'nin özel haberinde. Sildikten sonra özellikle 24 ila mümkünse 48 saat buzdolabında dinlendirilmesi gerekiyor. Dinlenen bir et sindirimi kolay tüketilen bir et demektir. Lezzetli olmasına lezzetli ama bayram sabahının klasiklerinden mis gibi kavurma zararlı olabilir. Kardiyovasküler hastalıkların temelinde yanlış tüketilen kırmızı et çok kıymetli. O yüzden öncelikle kahvaltı sofralarında tüketmemeye, günün geri kalanında da porsiyon kontrolüne özen göstererek yemekte fayda var kırmızı eti. Bayrama geri sayım başladı. Etsiz, tatlısız öğün olmayacak gibi. Bu nedenle birkaç kilo almak zor olmayacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Uzmanlar ise uyarıyor. Et tüketiminden protein tüketimine, meyve tüketiminden tatlı tüketimine kadar birçok porsiyon dengeli ve sağlıklı olmalı. Tatlı yine hep diyoruz kırmızı çizgimiz ama bizi en rahat ettirecek şeylerden bir tanesi sütlü tatlılar. Tabii ki böyle kremalı yapılmış sütlü daha iyi kan şekeri kontrolü sağlayan tatlıları tercih etmekte fayda var. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da ikram edilen tatlıyı fazla kaçıranlara tavsiyede bulundu uzman diyetisyen Melis Bengüsü Demirci. Süt, yoğurt, ayran, kefir gibi sağlam bir kalsiyum kaynağıyla beraber tüketeceğiniz taze meyveler hem tatlı ihtiyacınızı tatmin eder hem de günün geri kalanında daha sağlıklı olarak beslenmenizi destekler. Kronik rahatsızlıkları olanlara da uyardı. Günlük olarak almanız gereken protein miktarını en azından mevcuttaki kurban ya da kurban etinden sağlayabilirsin. İyi pişmiş, orta kalınlıkta bir eti günlük olarak kronik hastalarda tüketebilirler. Bunun yanı sıra tuz tüketimine dikkat ediyor olmak gerekiyor. Örneğin tükettiğiniz sağlıklı bir kırmızı etin yanına C vitamini emilimini de arttırabilmek için güzel zeytinyağlı yeşil bir salataya mesela mutlaka limon sıkmanızı öneriyoruz. Etin muhafaza edilme koşullarına dikkat çekti. Et dinlendikten sonra olabildiğince küçük parçalara ayrılarak. Bunlar kuşbaşı et kıvamında olabilir, daha büyük parça etler olabilir veya kıyma olabilir. Küçük küçük kullanılacak porsiyonları da ayarlandıktan sonra -18 derecelik buzdolaplarımızda ortalama 6 ay ila 10 ay arasında muhafaza edebiliriz. Yarın bayramın birinci günü tabii ki bütçesine göre kimi büyükbaş, kimi küçükbaş kurbanlık için pazarın yolunu tuttu. Peki fiyatlarda düşüş var mı? Bir gazetede %20'lik bir düşüşten bahsediyordu. Acaba tüm pazarlar bu düşüşü yaşıyorlar mı? Son durumu Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktarsın. Hemen dönelim bir kurbanlık pazarında Çağdaş ve bize oradaki son fiyatları, pazarlıkları aktaracak. Çağdaş seni dinliyoruz. Bahçeli Evler'de kurbanlık pazarındayız. Arife günü olması nedeniyle de burada bir hareketlilik başlamış durumda ki aslında bu hareketlilik yarın sabaha kadar da devam edecek gibi gözüküyor. Hem büyükbaşlar hem küçükbaşlar var. Öncelikle büyükbaş hayvanların fiyatlarıyla başlayalım. Çünkü bugün itibariyle fiyatların biraz daha düştüğünü bilgisini verelim. Büyükbaşların fiyatı dün 200 bin liradan başlıyordu. Bugün sorduk ve 180 bin liradan başlıyor. 20 bin liralık bir düşüşten bahsediyoruz ve elbette sadece bununla da sınırlı değil, bir pazarlık payı da oluyor alıcıyla satıcı arasında ve böylelikle de artık o kurbanlık alışverişi tamamlanıyor. Peki küçük baş hayvanlarda durum ne? Öncelikle küçük baş hayvanlarda da yine 12 bin lira, 13 bin liradan başlayarak 25 bin liraya kadar da çıktığını söyleyebiliriz. Elbette hemen satıcıya da soralım, detayları onlardan da öğrenelim. Bugün Arife günü. Düşüş var mı fiyatlarda? Yok, o kadar da düşüş beklemiyoruz yani, olmaz da inanıyorum. Küçük başlarda 20 bin liralık bir düşüş olduğunu şimdi öğrendik. Küçük başlarda herhangi bir pazarlık payında düşüş yaşanacak mı? Valla şu anda düşüş yok da bakalım, bir ileriki saatlerde belki olabilir. Peki elinizde kurbanlık kaldı mı? Kurbanlık %70'i satıldı. Aşağı yukarı %70'i satıldı. Peki ne kadar fiyatlar bugün itibariyle? Bugünün fiyatları nedir? Valla 13 liradan 20 liraya kadar malımız vardır. Yarın sabah da buradasınız. Yarın sabah, öbür gün sabah buradayız. Satmaya devam edeceksiniz. Satmaya devam edeceğiz. Hepsi biter mi sizce?
Biter bence, 25 yıllık bu işi yaptığıma göre yani biteceğini biliyorum. Peki. Tamam, o zaman ediyorum. Bol kazançlarınız olsun. Davetli. Alıcı ve satıcı bu noktada buluşuyor. Hatta belirttiğimiz gibi Bahçeli Evler Kurban Pazarı'nda olduğumuzu söylemiştik. Dün de buradaydık. Dün daha sakin bir ortamı gözlemlemiştik. Ama bugün yine bir hareketliliğin olduğunu da görüyoruz. Bu noktada hem büyükbaş hayvanları hem de küçükbaş hayvanlar elbette alıcılarını da bekliyor. Çoğunun da satıldığını ifade etmiştik. Efendim size de soralım. Elinizde hayvan kaldı mı? Ne kadar hayvan kaldı? Vallahi aşağı yukarı %84'ünü bitirmiş durumdayız. Şu anda satışlarımız iyi. Vatandaş da fiyatlardan memnun. Biraz biz onlara yardımcı oluyoruz. Biraz onlar bize yardımcı oluyor. Neticede bu kurbandır. Yani Allah rızası için kesiliyor. Benim elimde bir miktar para var diyelim. Ne kadara verirsiniz bir küçük baş? Bir küçük baş aşağı yukarı 13'te 16 arası. Yani en ufakları. Büyükleri 22, 24, 25'e kadar zorluyoruz ama vatandaş biraz indirim istiyor. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Şimdi büyük baş satan alıcılarla konuştuk. Evet. Onlar 15 bin lira, 20 bin lira kadar bir düşüşün oldu söyledi Arife günü nedeniyle. Siz de yapıyor musunuz bu kadar düşüş? Yani evet, evet doğrudur. Biz de aşağı yukarı vatandaşa herkes kurban kessin diye biz de yardımcı oluyoruz. Ve %84'ün 85'ini bitirmiş durumdayız. Efendim, herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Bol kazançlarınız olsun diyelim. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Şu an Bahçeli Evler Kurban Pazarı'nda durumun bu olduğunu ifade edelim. Tekrar bir de büyükbaşa bakalım. Büyükbaşı bir kez daha görüntüleyelim. Şu an elinizde en kilolu hayvanınız hangisi? Buradan başlıyor. 650-700 kilo arasında. 700 kilo arasında. Evet. Fiyatı nedir? Fiyatı hocam 170-175 o aralar gitmektedir. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bahçeli Evler Kurban Pazarı'nda hem büyükbaş hayvanın hem de küçükbaş hayvanın fiyat aralığı bu yönde. Elbette bu noktada nabzı tutmaya devam edeceğiz. İlerleyen saatlerde de yayınlarımıza devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Çağdaş Evren Şenlik, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Çağdaş Evren Şenlik bize kurban pazarından seslendi. Gördüğünüz gibi esnaf memnun, ellerindeki kurbanlıkların büyük bir bölümünü bitirdiklerini söylüyorlar. Biraz biz yardımcı oluyoruz, biraz vatandaş bize yardımcı oluyor diyorlar. Orta nokta bulunmuş. Fiyatlar da bu sene anladığım kadarıyla hem esnafı hem kurbanlık kesecek olanları memnun etmiş durumda. Tabii bayram deyince ölmüşlerimizi, şehitlerimizi, depremde kaybettiklerimizi anmadan onlarsız bir bayram olur mu? Mümkün mü böyle bir şey? Asla mümkün olmaz. Jandarmanın 185. yıl dönümünde Edirne Kapı şehitliğinde tören düzenlendi. Bayram öncesi olmasa dolayısıyla şehit yakınları da oradaydı. Unutmadık, unutmayacağız. Yani özlem zaten hiç bitmedi. Jandarmanın yıl dönümü nedeniyle gelen de vardı. Bayram tatiline çıkmadan şehidine veda eden de. Valizi bırakmışsınız, bir yere mi gideceksiniz ziyarette? Ben köye gideceğim. Ha, bayram için köye gideceksiniz. Evet, gitmeden evet. Gelip ziyaret etmek evet, istedim. Bugün cuma ya, evet. Evet, ben her cuma geliyorum. Rahatlıyorum ya, bunlar hepsi bizim çocuklarımız. Bunlar varken biz varız. Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümü bayram öncesine denk geldi. Edirne Kapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu da katıldı. Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Bayram öncesinde de buradayım, Arife'de de buradayım, her zaman buradayım. Yavrumla, hep kalbim yavrumla. Bayram öncesi şehidini ziyaret edenler de Edirne Kapı'daydı. 2017 yılında Hakkari'de şehit düşen Halil İbrahim Gürel'in babası gibi. Kani Gürel, şehit oğlunun fotoğrafını bastırdığı tişörtüyle oradaydı. Vatan sağ olsun, kendisi baba dedi ben sözleşmeli olarak gitmek istiyorum dedi. Vatana hizmet edeceğim dedi. Kendisi dilekçesini verdi. Gitti, kazandı, şehitti. Zaten çocukluğundan beri hep ben şehit olacağım baba, ben şehit olacağım. Şehidinin fotoğrafını kolyesinde taşıyan da vardı. Kolyesini hep boynunuzda mı taşıyorsunuz? Evet, boynumda taşıyorum yavrum. Özlüyorum. Nasıl biriydi Ahmet? Ahmet çok iyiydi. Mağazada müdürüydü. Ne diyordu? Herkesi giydiriyorum diyordu. Giydir yavrum dedim. Fakirleri giydir dedim. Geçen yıllar onların acılarını dindirmeye yetmedi. Hem de çok özledim, hem de çok özledim. Hiç bayramların gelmesini istemiyorum. Çünkü bayramda kaybettim oğlumu. Kurban Bayramı'nın 3. günüydü. Şehit olduğu günü.
Evet, şimdi karşımızda Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biraz Kurban Bayramı'nın, biraz Arife'nin anlamına, dinimizdeki yerine değinmek istiyoruz sizinle. Şimdi Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyoruz. Yarın bayramın ilk günü. Bugünse Arife. İlk olarak Arife ile başlayalım. Arife gününün İslami açıdan önemi nedir? Bir Müslüman nasıl geçirmeli Arife gününü? Bayramı nasıl karşılamalı hocam? Öncelikle yarınki bayramın hem ülkemize hem de bütün insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum. Amin. Maalesef 21. yüzyılın ilk çeyreği açlıkla, katliamlarla geçti. Umarım bir ders olur ve bundan sonraki 3 çeyreğini kurtarırız. Böyle bir mesajla girmiş olalım. Arefe tanımak, bilmek anlamında. Arapça kök kelime bilmek, tanımak. Arafat bize tanıdık hacdan, aynı kökten geliyor ve Arafat ya da Arefe'de Hazreti İbrahim'e haccın nasıl yapılacağı konusunda Cebrail'in bütün ilkeleri orada öğrettiği, kabul edildiği için bir öğretme, bir talim kabul ediliyor. Sonra tabii gerçekliğini bilmiyoruz ama Hazreti Havva ve Hazreti Adem'in orada biliştikleri, tanıştıkları söylenir. Yine Arefe aynı kökten gelir. Ama Hazreti Peygamber'in hac Arafat'tır. Yani Arefe ile aynı kök dediğini biliyoruz. Kabe'nin yani Harem-i Şerif'in yaklaşık 20 kilometre dışında bir alandan bahsediyoruz ve burada Güneş'in bugün tam zirvede olduğu andan itibaren hacıların orada bulunması farz. Yani bir hacca giden kişinin Arafat'a çıkmaması, o alanda bulunmaması haccın sayılmaması anlamına geliyor. Tavaf etmek ne kadar önemliyse Arafat'ta vakfe durmak, yani orada bir küçük bir an bile olsa kalmak zorunlu sayılmış. Bilişmek anlamında o tarihsel kökeni bir kenara, bugün orada dünyanın her tarafından milyonlarca insanın çadırları kurması, orada bir kolektif ruh birliği yaratmaları, tanışmaları, o çileyi çekmeleri, hepsi aslında sembolik anlamda çok üst değerleri taşıyor. Arafat'a, Kurban Bayramı'na bir hazırlık, bir farkındalık anı olarak bakmak gerekiyor. Hocam, Arefe gününe de. Kurban ibadeti nasıl başlıyor? Hazreti İbrahim'den önce de kurban ibadeti var mı? Hazreti İbrahim'den önce kurban kesmek var, fakat ibadet değil, ritüel olarak var, bir kült olarak var. Çünkü ibadeti niçin yaptığımız, hangi amaca yöneldiği, ne tür yararlar sağladığı konusunda bir farkındalık olduğunda bu ibadet oluyor. Ama siz şöyle diyelim, güneşin size olan iyiliği devam etsin, ısısını ve ışığını devamlı versin diye ona kurban kesiyorsanız bu ritüeldir ama ibadet değildir. Neden? Çünkü orada sebeple sonuç arasında bir karışıklık var. Yani ben güneşe kurban verirsem o da bana ısısını ve ışığını verir. Oysa böyle bir sebep-sonuç ilişkisi yok. Sen ona kurban vermesen de güneş sana ısı ve ışığını verecek. Dolayısıyla orada sebep-sonuç ilişkisi birbirine karışmış. Bu ritüel. Hazreti İbrahim'den sonra bu ritüel bir ibadete dönüşüyor. Ve ay, güneş, Nil nehrine mesela. Nil nehrine insanlar kurban veriyorlar sürekli, işte bereket kaynağı olsun diye. Ve insan kurban ediyorlar. Ya da Aztekler, işte eski bir anlamda kurbanın antropolojisini, sosyolojisini yaparsanız yılda yaklaşık 7000 ile 50000 insan yıllık olarak, Aztekler 50.000'e yakın insanı kurban ediyorlar. Evet. Güneşe. Yani böyle bir insanlığın böyle bir dramatik ve trajik tarihi var. Hazreti İbrahim'le beraber buna bir semavi dinler diyelim. Yani ilahi yönlendirmenin insanlık tarihine girişinden sonra
İnsanın bu tür ritüelleri, bu tür bağlılıkları mutlak bağlılık. Bunu bağımsızlığa dönüştürüyor. Mutlak bağımsızlığa. Ben burada iki kelimeyi kullanmak istiyorum. Bir insanın korkudan işte yıldırıma kurban kesmesi, korkudan gök gürültüsüne kurban kesmesi. Ya bunlar tarihte görülmüş. Bu mutlak bağımlılık, korku. Kur'an-ı Kerim ya da yahut kendinden önceki kurban kelimesi, çünkü Tevrat'ta da geçiyor. Olduğu gibi korban diye geçiyor. Bu mutlak bağlılığı Kur'an-ı Kerim ya da semavi ilkeler dediğim gibi mutlak bir bağımsızlık haline getiriyor. Önce insanın bu korku kaynaklarından bağımsızlaşmasını, onların onun yaşamında bir korku ya da umut kaynağı olarak durmasından özgürleşmesini sağlıyor. Evet. Bu aynı zamanda şöyle bir belki vermemiz gereken bir mesaj, Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etme teşebbüsü konusunda şöyle bir kültür var. Babalar oğullarını, eğer benim çok güzel bir nimetle karşılaşırsam oğlumu kurban ederim diyor. Oğlunu niye kurban ediyorsun? Yani sen oğlun üzerinde mutlak bir hakimiyet, mutlak bir sahiplik iddiasıyla oğlumu kurban ederim. Allah çocukların, babalarının bu tahakkümünden de kurtuluşuna vesile oluyor. Yani fertlerin birbirine bağlılığı ve bağımlılığını da aslında engelliyor. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in kurban olayında bizim öğrendiğimiz, çocukların ya da insanların başka insanların kurbanı olma kültürünü ortadan kaldırıyor. Ortadan kaldırıyor. Peki hocam, yani, Hazreti İbrahim'in yaşadığı hadiseyle ilgili farklı fikirler de var. Hani bu bir rüyaydı, gerçekti tarzında yaklaşımlar var. Bu konudaki farklı fikir ayrılıkları neydi? İsmail'i kurban etmeye kalkmadı, bu bir rüyaydı diyenler var. Yani burada iki şey var. Bir, Hazreti İbrahim bunu gerçekten, şimdi yani ileri yaşlarına kadar baba olamayan bir insan, ben eğer baba olursam ya da şöyle bir arzu ettiğime kavuşursam çocuğumu kurban ederim. Bu Hazreti İbrahim'le ilgili bir olay değil sadece. Bu bir kültür. Evet. Yani o dönemde böyle vaatler yapılıyor. Çocuklar mabetlere adanıyor. Çocuklar kurban edilmek üzere adanıyor. Bu İbrahim tekil olarak değil. Dolayısıyla İbrahim ya kendinden önce var olan kültür İbrahim eliyle de kurban ediliyor. Daha önceki kültür kurban ediliyor. Yani insanların çocuklarının üzerindeki böyle bir tahakkümü, kurban, onları kurban olarak adama tahakkümü kaldırılıyor. Ama Hazreti İbrahim böyle bir şey yapmış olabilir mi? Olabilir. Söz konusu olabilir. Mümkün. Tabii ki insandır, yapar ve kendisi düzeltilir. Yani önemli olan Hazreti İbrahim'in böyle bir kesme olayının bloke edilmiş olmasıdır. Evet, evet. Ve şu öğretiliyor bize, bugün bile çok önemlidir. Rüya ile amel olunmaz. Yani bir insan rüyada ben oğlumu kestiğimi görüyorum dediği zaman bu yorumlanır. Bu gerçekleştirilmeye kalkılmaz. Rüya tevil konusudur, yorum konusudur. Bugün de öyledir. Yani almamız gereken ders o. Oğlunu kestiğini görüyorsan gerçekten oğlunu kesmeye kalkmazsın. Evet. Şaban hocam, yani, çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Ve anlam ve önemine dair kıymetli düşüncelerinizi, bilgilerinizi, açıklamalarınızı bizlerle paylaştığınız için güzel, mutlu, sağlıklı, huzurlu nice bayramlara diyelim. Tekrar hep teşekkür birlikte. Ediyoruz. Hep birlikte. Çok sağ olun. Sağ olunuz. Sağ olunuz, var olunuz. Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün bizlerle beraberdi. Kıymetli hocamız bize Kurban Bayramı'nı, öncesini, Hazreti İbrahim ve kurban, semavi dinlerde kurban ibadetinin yerine getirilişini aktardı. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz ve bir haber daha aktaracağız. Sonra biraz müzik dinleyeceğiz hep birlikte. Gazze'de gençler her şeye rağmen umudunu kaybetmedi. 19 yaşındaki genç kız eline aldığı gitarıyla çevresine umut dağıttı. Öyle güzel bir müzik, öyle güzel bir ses ki dinleyince hoşunuza gidecek. والحياه والنجاه والهناء والرجاء فيها
Gitarını aldı, enkazın arasında şarkısını söyledi. Katliamı dünyaya duyurmak için tellere dokundu. Dullenel muebbede ve ayşenel munekkede. 19 yaşındaki Refah Nazır'ın evi yıkıldı. Gitarları enkaza dönen evinde kalmıştı. Babasının bir arkadaşı ona gitar hediye etti. O da hem yaşadıklarını duyurmak için hem de çevresindekileri neşelendirmek için gitar çaldı. Refah çocukları da mutlu ediyor. Ailesini kaybeden çocuklar onu dinlemek için geliyor. Onun hayali ise doktor olup Gazze'deki yaralılara yardım etmek. My hope is to be a doctor to help my people here in Gaza. Because I'm studying medicine at a university there in the north. I can't go there and study. All of our studies I left them in my home, so they have gone. وسأفتح هالأبواب وستغسل يانا. Ne güzel geldi, ne güzel bir parçayla. Burcu harika. Ne kadar yakıştı gönül. Değil mi? Çok yakıştı.
Ay nefessiz kaldım. su verelim sana. Su verelim, çay verelim. Neyzenimizi besleyelim. Neyzenimizi besleyelim, mutlu edelim. Bizim canımız, burcumuz. Valla Türkiye'de çok az var kadın neyzen, değil mi Burcu? Evet, çok az var. Bir bölümü de seninle. Evet, yani bu anlamda önce oldum da diyebilirim. Hani birazcık çok da mütevazı olamayacağım yani bu anlamda. Olmaz zaten. Gerçekten hani yaptığımız konserlerle, yazdığımız kitapla, işte ilk bastığımız CD ile falan gibi böyle birçok şimdiye kadar yapılmamış şeyleri yapmaya çalıştım. Biliyorsun ben zaten biraz çılgın bir karakterim. Bilmez miyim? Çok uzun zamandan beri tanıyorum Burcu'yu. Defalarca yayın yaptık. Hep çizgisi aynı. Burcu o kadar yurt dışında yabancı siyasetçilerin, ünlülerin seni yakinen takip ettiğini biliyorum ki. Kimlerin karşısında bu müthiş performanslarını sergiledin? En son mesela. En son evet. Almanya Cumhurbaşkanı. Hatta kendisine vize konusunda bir istekte bulundum. Bulundun mu? Adamcağızı darladım biraz ama her şey halkımız için. Tarabya'da bir Alman konsolosluğunun yazlık bahçesi vardır bilirsin, çok güzel bir yer. Orada döner kesmeye gelmiştim. Çok güzel bir ortamdı. Benden de rica ettiler sağ olsunlar Alman dostlarım. Bu enstrümanı tanımasını istiyoruz konuklarımızın diye. Sayın Ekrem İmamoğlu da oradaydı. Sayın Kültür Bakanımız da oradaydı. Çok enteresan bir durum. Ekrem Bey orada döner kesiyor. Cumhurbaşkanı önümde sosis kızartıyor, konuklara dağıtıyor. Çok güzel. O fırsatı kaçıramazdım. Dedim ki yani arkadaşlar bu vize meselesini benim söylemem lazım. Hazırda konsolosluktayken benim pasaportum. Çünkü biliyorsun ben Türkiye'den daha çok yurt dışında konser yapıyorum. Evet. Ve bu konuyu kendisine anlattım. Önce tabii biraz böyle şaşkın baktı, ne diyorsun gibisine. Ama hakikaten olayın ciddiyeti önemliydi. İş adamlarının da sorunundan bahsettim. Özellikle sanatçıları ve iş adamlarının ne kadar zorluk çektiğini söyledim. Dikkate aldı sağ olsun. 2 yıllık vizeyi aldım. Oh. Darısı bütün herkesin başında diyorum. Evet, bu aralar maalesef Schengen almak özellikle Almanya'dan başvurduğunda evet. Epey zor. Yani bilmiyorum, kendilerine göre belki bazı notları olabilir ama burada vatandaşı da mağdur etmenin bir anlamı yok. Çok iyi yapmışsın. Şimdi biraz neyden bahsetmek Tabii. istiyorum? İnsan sesine en yakın enstrüman derler ne için? Evet, cello için de aynısını söylerler ama bence gerçekten neyi daha yakın bir sese sahip. Çünkü yani inanır mısın, bunu bizzat böyle yaşamış birisi olarak söylüyorum. Dini, dili, ırkı hiç fark etmiyor. Dünyanın neresine gidersem gideyim. Bu enstrümanın sesini duyduklarında kalıyorlar. Bu konserlerde, nasıl bir evet. ton? Nasıl bir tını? Yani alkışlamayı unutuyorlar hatta. Hani böyle bir improvize taksim bir şey yapıyorsun. Ve alkışlamayı unutuyorlar bu sesin etkisinden. Ve tabii burada neyin üflenen bir saz olmasının da çok önemi var. Piyanistler bana kızacak. Piyanoda diyorum kedi bile yürüse üstünde ses çıkıyor. Ha. Bunun üstünde bir şey, yani bir can vermeniz lazım. Bizim nefes veriyor olmamız lazım. Ruhumuzdan bir parça üflüyoruz. Tabii ki tasavvufta da şöyle çok özel bir yeri var. Ney, Hazreti Mevlana'ya göre insanın sembolü. Yani varılması gereken 7 mertebeden en sonuncusu insanı kamil, olgun insan mertebesi. Ve ney de aslında bir insan vücudu olarak tasvir ediliyor. Ve bizler Allah'tan bir parça taşıyoruz. Onun ruhundan bir parça taşıyoruz. Ölünce vatanımıza geri döneceğiz. Ney de kamışlıktan koparıldı. Biz de onu vatanından aldık. Üflüyoruz. Ve bizim ayrılığımızın aşkını aslında anlattığı için bu kadar etkileyici bir sesi var. Gerçekten müthiş. Çok derin etkileyici. Değil mi? Çok derin. Anlamı da çok derin, etkisi de çok derin. Kaç çeşit ney var Burcu? Şimdi 12 çeşit ney var aslında. Ve nısfiye dediğimiz ya da mabeyn dediğimiz neyleri de katarsak çok çok daha fazla olabiliyor. Ney şöyle gördüğünüz gibi 9 boğum. Bu elimde tutmuş olduğum neyin adı kız ney. Sana da hangisi yakışır tabii ki. Kız neyini almış da gelmiş Burcumuz. Kız ney denmesinin sebebi şu. Bunun bir boy büyüğü Mansur. Onun bir boy büyüğü Şah Davut diye gidiyor. Sanıyorum 3. Selim zamanında aslında birçok rivayet var bu konuda. Sarayda hanımlar Mansur neyi üflemeye çok zorlanıyorlarmış. Ve
Padişah emir buyurmuş, demiş ki tez bu neyin bir küçük boyu yapıla demiş. Yapıla. Ve o bu boyda olmuş. Yani hepsinde aslında 9 boğum var, boğum dediğimiz şu bölümler. Ama tonları farklı. Ama tonları farklı. Ney kısaldıkça sesi tizleşiyor. Tizleşiyor. Bu elimde tutmuş olduğum ney kız ney deniyor olmasının sebebi oradan geliyor rivayet. Neyden yapılıyor ney? Vatanı neresi? Yani vatanı dediğim hani vatanından koparılıyor ya. Nedir malzemesi? Sazlıklar. Sazlıklar evet. Aslında bu kadar basit ama bu kadar anlamlı, anlamı kesinlikle derin. Neyden ses çıkarmanın çok zor olduğunu ve epey bir yanmak gerektiğini söyler üstadlar, ustalar. Sen de bir üstad olduğuna göre neden neyden ses çıkarmak bu kadar zordur? Çünkü hiç böyle yani ağzınıza dayayacağınız bir yer yok. Dille ilgili bir şey yapmıyorsunuz. Hmm. Tamamen şöyle bir açıyla hu derken. Hmm. Hani bu hu'nun da tabii Allah denmesinin de orada bir kutsal bir anlamı var. Ne anlamlı? Ne anlamlı? Şöyle böyle bir belli bir açıyla denemek ister misin? İsterim. Deneyebilir miyim? Kalkabilir miyim diye soracağım ben şimdi sayın yönetmenimizden. Şöyle bir deneme yapalım. Şöyle ama rujlarımız var haberin olsun. Tabii. Islık çalıyormuş gibi de yapabilirsin. Birazcık daha kaldıralım şöyle. Islık çalıyormuş gibi yap. Evet. Daha kuvvetli. Bravo. Aa, vallahi. Bunu hiç yapamayan da var yani gayet canlı yayında olmasına rağmen. İyi mi? Çok başarılısın. Biz bunu 10 sene önce falan da denedik galiba. Denedik o zaman da olmadı. Çıkmış mıydı? Hatta ney dersleri alacaktın söz vermiştin sonra yan çizdin. Çünkü piyanoya verdim kendimi. Öyle mi? Tabii piyano ve gitar. Oo. Bir gün onu yapalım seninle. Bir gün düet buraya yapalım. Düet yapalım. Ben piyanoya getirteyim. Sen de neyini al, beraber böyle bir düet yapalım seninle. Bir sonraki bayram programında çalışmam lazım. Tamam. Akorlarını çıkarmam lazım, bir üstünde çalışmam Prova lazım. Yaparız. Improvize yapamam. Tamam. O noktada değilim henüz. Dur, son bir kere daha deneyeceğim. Tabii. İyice böyle ıslık çalıyormuş gibi. Biraz daha yukarı kaldır. Şöyle. İşte, evet. Bravo. Gerçekten. Gerçekten. Doğru söyle. İlk olmasına rağmen canlı yayında bu kadar kameranın önünde neyden ses çıkartmak hiç kolay değil. Şöyle silerek veriyorum canım efendim, arkadaşım. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim arkadaşım olduğu için kendisiyle özelimiz, saklımız, gizlimiz yok görüyorsunuz efendim. Sizler de evinizin başında bizi seyrediyorsunuz ailemizin parçası olarak. Şimdi bu neyin ilk yapıldığı ham hali, seneler sonraki hali. Tonda farklılık olur mu? İçerikte farklılık olur mu? Bağlılıkta farklılık olur mu? Aa, çok güzel bir soru. Şimdi enstrümanların hep böyle yenisi makbuldür diye bilinir. Hmm. Ama neyin öyle bir özelliği var ki üflenmiş ney makbuldür. Ha. Gerçekten mesela. Onun için üflettin bana. Evet. Makbuliyeti bir parça daha diye çaldıracaksınız biliyorum. Tabii ki. Şimdi bu ney böyle ilk alındığı zaman kamış da biraz açık renkte oluyor. Şöyle kameraya doğru göstereyim. İlk evet, alındığında bu biraz çünkü daha açık sarı bir rengi vardı. Üfleye üfleye neyin rengi kararıyor biliyor musun? Evet. Çok güzel bir özellik bu ve kamış şişiyor. Ve şu başındaki başpare dediğimiz bölüm şu başpare anda çıkmıyor. Ismi? Hmm. Şu başındaki evet şöyle başpare. Başparemiz, baş parçası anlamında insan kafası gibi aslında. Evet. Yani şu neyin şu ilk boğumu var ya bizim hani şu boğaz kısmımız gibi şah damarı gibi aslında. Mesela bütün şu boğumlar tamamen oyuk. Şu ilk boğum tamamen oyuk değil. Yani oraya eğer bir şey olursa o ses haznesine tıpkı bizim şah damarımız patlarsa biz ölmeye mahkum olduğumuz gibi neydi? Eğer orasından bir zarar alırsa bütün ses kalitesi gidiyor. Peki mesela bu neyini çok seviyorsun diyelim. Evet, onunla çok sevdiğin, en sevdiğin ney? Fakat tabii neyler de sıcaklıkla, nemle, tabii, genleşir, daralır, soğukla vesaire. Nasıl koruyorsun? Çok nasıl zor bunu koruması. Şöyle neyi belli zaman aralıklarına yağlamamız gerekiyor. Ha. İşte ayçiçek, susam, badem, fındık gibi yağların içine böyle kuruyken bekletiyoruz birkaç saat. Ondan sonra süzdürüyoruz ve böylece bakımını yapmış oluyoruz. Neyi ıslatmak çok makbul bir şey değil. Onun bizim nefesimizle nemleniyor ve demleniyor olması lazım. Tamam. Mesela ilk öğrenciler böyle geldiklerinde ya işte hocam vallahi evde ses çıkıyordu burada çıkmıyor falan diyorlar. O niye?
Derse gelmeden önce bir yarım saat 45 dakika aslında üflemesi gerekiyor ki saz nemlensin, kendine gelsin. Ondan sonra ses çıksın. Ondan sonra ses çıksın. Hmm. Mesela birkaç yıllık ney aslında tam oturmuş bir neydir. İlk böyle aldığımızda o şeyi hissedersin, dokuyu. Çok fazla fosurtulu bir ses çıkar. Tabii sepetlerin içinde gelemez. Bir sürü ney görüyorsunuz. Evet. Bir sürü ney böyle ama tabii hepsi Burcu'nun, Burcu Karadağ gibi bir üstadın üflediği ney. Hadi bir parça daha dinleyelim. Bu kadar konuştuktan sonra bir parça daha olmaz mı? Benim çok sevdiğim bir Azeri şarkı var. Nazende sevgilim. Sana hitap hepimiz. Harika. Bu çok bilinen ve sevilen parçaların ney tınısıyla dinlenmesi de bambaşka bir keyif oluyor. Gerçekten hiç başka bir enstrümanda aynı keyif mümkün değil. Böyle bir ses, böyle bir tını yok çünkü. Kesinlikle, kesinlikle çok katılıyorum. Çok güzel. Burcu, çok ünlü sanatçılarla bir aradasın. Onlarla konserlere çıkıyorsun. Fazla Say'la ortak projeleriniz var. Neler yapıyorsun? Onları anlatsana bize biraz. Öncelikle Fazıl Say'ın benim hakikaten çok mutlu olduğum bir çalışması var. Ney piyano sonatı yazıyor. Evet, çok mutluyum çok güzel. Bunun için. Onu da bu anlamda etkilemiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Ney ile piyano birbirine yakışan iki enstrüman. Evet, aslında karakterleri çok farklı. Yani her makam çalınamaz mesela. Atıyorum Kürdü'de Cazkar makamı piyano ile icra edilemez. Ya da Segah makamı zor olabilir. Ama tabii Fazıl Say'dan bahsediyoruz. Evet. O yapar. O yaparsa olur. İnşallah sanıyorum Kasım ayında Volkswagen Arena'da konserimiz olacak. Çok güzel.
izleyicilerimiz sosyal medyadan takip edebilirler, şu an tam tarihini bilemiyorum. Zaten aynı zamanda onun gene benim için yazmış olduğu Hezarfen Ney Konçertosu'nu ve gene benim solist olduğum İstanbul Senfonisi'ni dünyanın birçok kentinde çalıyoruz. Hatta işte bu vize için savaştığım Almanya'da gene icra edeceğiz. Dortmund'daydık 2 hafta önce. Çok güzel. Ondan sonra benim biliyorsun caz albümü yaptım dünyada gene bir ilk olarak. Etno caz. Neyin ve hani zurnanın, balabanın bir arada caz yorumları. Caz yorumuyla. Çünkü daha böyle Anadolu musikisine atfedilen, yakışan enstrümanlar. Fakat Burcu Karadağ öyle sınır tanımaz bir müzisyen ki bu enstrümanların cazda da ne kadar güzel ve ne kadar hoş bir şekilde kullanıldığını ve ne kadar yakıştığını gösterdi. Çok teşekkürler canım. Şimdi tabii bana Türkiye'de birçok insan kızıyor. İşte ney bu kadar tasavvufi bir enstrüman, sen onun karakterini bozuyorsun diye. Hayır, karakterini bozmuyorum. Aksine onu dünya standartlarında bir yere konumlandırmaya çalışıyorum. Çünkü caz altyapısıyla bu enstrümanı kullandığınız zaman dünyadaki birçok ülkede, birçok farklı kulağa, farklı kültüre bunu bu şekilde engage edebiliyorsunuz. Bu tabii şekilde dinletebiliyorsunuz. Yani bir Segah Peşrev yaparak Tayvan'da birisinin bunu sevdirmemiz bu kadar kolay değil. Ben daha farklı bir hani pencereye yukarıdan bakıyorum. Yani büyük resme yukarıdan bakıyorum. Daha global düşünüyorsun. Evet. Ve Neşet Ertaş'ın türkülerini oraya götürüyoruz. Yunus Emre'den ilahiler çalıyoruz caz altyapısıyla. Mesela gittiğimiz Bulgaristan'da bir konsere gitmiştik. Oyunum hiç unutmuyorum. Pandemiden yeni çıkmıştık. Böyle bir halk konseri caz ekibiyle beraber. İşte Alevser Rahimov sağ olsun beraber solistlik yapıyoruz. O da hem balaban zurna hem mey çalıyor. Muhteşem bir müzisyendir. O topraklara ait bir türkü var. Edellezi. O türküyü çalmaya başladığımız... Goran Bregovic galiba. Evet, o meşhur etti. Meşhur etmişti onu, evet. Yani onu, o türküyü çalmaya başladık. Pandemiden çıkmışız. İnsan yüzüne hasretiz. Yaptık. Çaldım bir bu melodiyi. İnsanların coşkusunu, bağırışını, ağlamasını görmen lazımdı. Ben titremeye başladım. Ve o zaman orada görev yapan Sayın Büyükelçimiz Aylin Sekizkök. Böyle göz göze gelmemeye çalışıyorum. Çünkü ağlayacağım. Gözler akacak. Akacak. Tutamayacağız kendimizi. Evet. Şimdi orada bir caz festivalinde yer almışım. Bu caz albümünü yapsaydım o insanlara bunu çalamayacaktım. Yani biraz daha büyük resme bakmak gerekiyor. Bu arada bu şeyle onu da unutmadan söyleyeyim. Sayın Kültür Bakanlığımızın davetiyle Kültür Yolu Festivali'nde yer alacağız. Çok hem güzel. De benim memleketimde Van'da. Harika. Çok mutluyum. İlk defa Van'a geleceğim. Çok 29 güzel Nisan'da evet Van Kültür Merkezi'nde bütün sevenlerimizi bekliyoruz. Bekliyoruz efendim, kamerayı bulmuşken anlatayım derdim. Bu arada yönetmenim süremizin bittiğini söylüyor ama şu soruyu da kısaca bir sormak istiyorum yönetmenimden ve ana kumandadan izin alarak. Şimdi sen sesi de çok güzel olan bir sanatçısın ve çok iyi şarkıda söylüyorsun. Ay çok şimdi, mahcup ettiniz beni ama sabah öyle, sabah. Ama öyle gerçekten Burcu Hanımcığım bir taraftan güzel şarkı söyleyip bir taraftan ağzını bloke eden bir enstrüman çalmak zor olmuyor mu? Kısaca onun da cevabını alayım, kapatacağım yönetmenim, söz veriyorum. Şimdi benim kanuncu bir arkadaşım var, kanun sanatçısı Serkan. Beraber konser yapıyoruz. Burcu dedi, Allah'tan ne üflüyorsun ki ağzın bloke? Yoksa seni susturmak mümkün değil mi? Beni susturmak mümkün olmayacaktı diye bir şikayette bulundu. Gerçekten bundan çok muzdaribim ama yani Allah bu konuda bir çalışma yapmamı istemiş demek ki. Demek benim vazifem buymuş deyip susuyorum ben de. Yapacak bir şey umuyorum yok. Umuyorum ki öyle projeler çıksın. Hem güzel sesini duyalım hem de güzel neyinin sesini dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Burcu Karadağ bizlerle beraber. Çok teşekkürler. Bütün ekibe de ayrıca kolaylıklar diliyorum. Muhteşem bir ekibiniz var. Çok kibarlar. Evet. Sağ olsunlar. Hayırlı uğurlu olsun çok tekrar programınız. Ailemizde, Ekol TV ailemizde, ailemizi seviyoruz. Her bir bireyini seviyoruz. Sıkı sıkı sarılıyoruz. Artık sizler de Ekol TV ailesinin bir parçası olduğunuz sevgili izleyicilerimiz.